İyi akşamlar değerli izleyiciler. Tek tekte beraberiz yine ve hakikaten keyifsiz günler geçiriyor Türkiye. Bir yanda terör, bir yanda dört bir tarafımızda ne olup bittiğini anlayamadığımız, anlamakta zorlandığımız bir süreç, olaylar. Gencecik insanlar öldürülüyor, şehit ediliyor. Gencecik bir kız otobüste yakılıyor. Ve Türkiye hakikaten uzun zamandır görmediği kadar karışık bir sancılı dönemden geçiyor. Ve biz bu dönemde biliyorsunuz 3 haftadır meclis dışındaki muhalefetin liderlerini konuk ediyoruz tek tekte. Bu akşam da Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk konuğumuz. Hem partisini konuşacağız ama partinin dışında şeyler de konuşacağız. Niye? Çünkü Hüsamettin Bey'in siyasi yaşamı benim toplam yaşamımdan bile fazla. 5-6 yıl daha fazla. Bu inanılmaz bir tecrübe. Türkiye'de hani neler görmedi ki diyeceğimiz türden bir siyasetçi. O yüzden de Türkiye'nin bugünkü ortamını da biraz konuşacağız. Türkiye böyle dönemlerden nasıl geçti, nasıl çıktı? Ne gibi kazalar geçirdi? Kazasız böyle dönemlerden çıkmanın yolu var mıdır? Yordamı var mıdır? Bunları da konuşacağız. Hüsamettin Bey hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Ben sizin yüzünden adım deliğe çıktı. Sağ olun. Çünkü sizin de son yaptığınız programın üzerinden aylar geçti. Fakat ben her gün hala sizin o programda söylediğiniz bir cümleyi hatırladıkça durduk yerde gülmeye başlıyorum. Yolda, evde, işte ve millet de bana bu niye deli diye, delirdi mi bu adam diye bakıyor. Değerciler size de söyleyeyim. Belki izlemişsinizdir, belki izlememişsinizdir. Hüsamettin Bey, Murat Bartakçı ile yaptığımız teke tek özelde konuğumuzdu. Laf bir ara Çetin Altan'a geldi. Çetin Altan'ın mecliste dayak yemesine geldi. Ben de dedim ki hakikaten yazık, ayıp dedim. Yani Çetin Altan dövülür mü mecliste dedim. Hüsamettin Bey dedi ki doğru, haklısınız ama o zaman daha çocuklarını tanımıyordu Türkiye dedi. Ben bu lafa hala gülüyorum aklıma geldikçe. Müthiş bir espri. Hakikaten siyaseti her zaman espri kazandırdınız ama son günlerde çok sesiniz soluğunuz çıkmıyor Hüsamettin Bey. Çıkmıyor mu? Konuşmamayı mı tercih ediyorsunuz yoksa konuşuyorsunuz da yankı mı bulmuyor? Sanıyorum hepsi bir arada. Sanıyorum yine sizin söylediğiniz teşhiste haklılık var. Bazı konularda konuşmama dikkat ediyoruz. Mesela hangi konular? Bu özellikle hükümetin demokratik açılım konusunda geliştirmek istediği olaya baştan sıcak baktık. Hatta hiçbir parti genel başkanı konuşmadı halde Sayın Bakan'la biz konuştuk, fikirlerimizi söyledik. İlk başta umutluydum, umut içindeydim. Ama zaman ortaya koydu ki açılım dedikleri şey açılım olmadı ve çok üzülerek ifade edeyim. Hadise bugün vahim bir noktaya geldi. Biraz evvel söylediğiniz sonuçları. Peki umudunuz niye vardı? Umudunuz niye kırıldı açılımla ilgili? Şimdi bir kere deyimi biz düzelttik. O zaman ismi bunu biliyorsunuz Kürt açılımıydı. Biz onu demokratik açılıma çevirdik. Aslında demokratik açılım da olmaz. Neden olmaz? Türkiye'de zaten var ya yok desek bile bir demokrasi var. Demokrasiye açılmaz. Mesela Franco İspanya'da demokrasiye açılım yapmış olabilir. Ama Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın demokrasi açılma gücü yetmez. Ama hiç olmaz. Gücü yok, öyle bir gücü yok. Demokrasi de bilmiyor. Demokrasiyle ilişkin düşünceleri, uygulamaları da gerçekten vahim. Demokrasi kurallarına hiç uymuyor. Ama hiç olmazsa bir etiket koymak gerektiğini ifade etmiştik. Ama bizim o zaman Sayın Bakan'a söylediğimiz şey doğru çıktı. Biz Sayın Bakan'a dedik ki bu açılımı içinde ne var? Zarf var, içinde mektup yok. Siz dolduracaksınız, bizim doldurmamız yeterli değil. Siz bir şey söyleyin. Eğer söylemezseniz bu açılımı İmralı'daki zat, terör lideri doldurur ve açılım onun inisiyatifiyle devam eder ve siz hükümet olarak açılımı anlatamazsınız. Bunu söylediniz mi o gün? Kesin. 4 arkadaşımız vardı, hepsinin de söyledik. O da bunları not etti. Ama anladığım kadar buza not etmiş yani. Hiçbir şey söylemediler. Bir iki kere motoru bozdular İmralı'ya giden bence. Onlar da fayda vermedi. Sonra gittiler, avukatları aldılar, notları geldiler. Ve şimdi gördüğünüz gibi bu açılım tamamen terör örgütünün ve Abdullah Öcalan'ın izinde yürüyor. Daha da acısı onları marka yaptı. Türkiye'de bu kadar çok konuşulmayan bir parti, bu kadar çok konuşmayan
bir terör şefi bugün bir marka haline geldiler. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında. Bu açılım dedikleri şey terörün reklamını yaptı. Acı olan bu. O nedenle de üzülüyorum. Dün şehit edilen gençlerimizin, askerlerimizin hepsinin acısını içimizde hissediyoruz. İlk defa şöyle diyemiyorum. Ailelerin başı sağ olsun diyemiyorum. Milletin başı sağ olsun. Çünkü bu acıyı bütün millet yüreğinde hissetmeye başladı. Tabii sadece o değil yani işte evet. Serap, o da terör kurbanı. Serap da terör. Diyarbakır'da ölen Aydın, o da terör kurbanı. Bugün i̇şte yaralanan çocuklar... Orduyu suçluyorlar elinde bomba patladığı için ölen Ceylan'dı değil mi kızın adı? Evet. O da terör kurbanı. Yani hep baktığınız zaman hepsi kanlı terörün kurbanları. Tabii. Şimdi terör zaten elektrik gibi sirayet eder. Terör karşılıklıdır. Siz terör yaparsanız karşı taraflardan da devlet güçlerinden de zaman zaman hakikaten böyle olaylar ortaya çıkabilir. Özgür Türkiye'yi kurmak lazım. Biz ona tek yürek Türkiye diyoruz şimdi. Tek yürek bir Türkiye kurabilirseniz, tek yürek şehirler kurabilirseniz bu dediğiniz olumsuzluklar ortaya çıkmaz. Peki yani şu anda Türkiye'de hakikaten baktığınız zaman kötü bir tablo var. Yani elbette ki terör örgütü ve onun siyasi uzantısı olan DTP, Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlarımızın tamamını temsil etmiyor. Bir bölümünü temsil ediyor ama sonuç olarak baktığınızda yine de bir bölümü temsil ediyor. Ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ciddi bir ayrışmaya sebep oldular. Ciddi bir karşıtlığa sebep oldular. Ve bu ne yazık ki Batı'da da bir karşılık bulmaya başladı. Yani Türkiye 25 yıl dayandı. Uzatıyorum belki 25 yıl dayandı ama 25 yılın sonunda hep Türkiye terörle etnisiteyi birbirinden ayırdı. Yani terörist grupları bir etnik grup olarak görüyor. Onlar terörist ama giderek bu ayrımı artık provokasyonu yapamaz hale geldi. Şimdi buradan sonra Türkiye ne yapabilir? Nasıl çıkar buradan? Daha önce böyle bir süreç yaşandı mı? Çok zor bir soru. Bu kadar kitlesel bir terör yaşanmadı. Bundan evvel de hayatımın her safhasında terör örgütlerinin Türkiye'de terör estirdiğini gördük. Hatta zaman zaman askeri darbeler de yaşadım. Ve bu askeri darbeler içinde tutuklandım, hapse girdim, çıktım. Onların hepsini düşündüğüm zaman bunlar hepsi mevzi hadiselerdi. Ya da belli adamların, belli çetelerin, belli örgütlerin yaptığı işlerdi. Ama böyle değil. Bu çok kitlesel bir hadise halini aldı. Demin söylediğiniz gibi, evet halkın hepsini temsil etmiyor. Ama ortada 2 milyon oy almış bir siyasal parti var. Bu siyasal parti parlamentoda. Vaktiyle ve bu siyasal partinin bir başka versiyonu ile meclis başkanlığında karşılaştım. Hatta onlara hukukun uygunluğu açısından bazı imkanlar da sağladım. Ama görüyorum ki siyasette kendilerine tanınan şansı henüz kullanmış değiller. Son zamanlarda söylemleri, özellikle bir takım kadın eş başkanların söylemleri. Emine Aynar gibi. Evet, onların isimlerini telaffuz etmek istemiyorum. Onlar da marka olmasın diye açıkçası. Ne var ki söyledikleri şeyler bir demokratik ülkede meşru bir siyasi partinin söylemleri değil. Ben parti kapatmalarına hep karşı olmuşumdur. Ama parti kapatmaya bu kadar hak eden, bu kadar istila veren, bu kadar talep eden, kaşıyan başka bir siyasal kuruluş görmedim. Yani bugün DTP beni kapatın diyor. Kapatılmak istiyor. Sanki evet. Daha doğrusu PKK, DTP kapatılsın diye özel bir uğraş veriyor. Evet ve inanır mısınız 2 senedir de Anayasa Mahkemesi kapatmamak için uğraşıyor. Evet. Anayasa Mahkemesi Kasım 2007'den itibaren bu davayı görüyor ve bu davada tevsi tahkikat dediğimiz tahkikatı genişleterek zaman kazanmaya uğraşıyor. Ne var ki tabii belli bir noktadan sonra yargı kuralları işlemeye başladı. Bu safhada bile, dün bile işlerinden bazıları bizi kapatırlarsa dağa çıkarız diyor. Siz dağdakileri indirecektiniz. Bir siyasi hareketin mensuplarında milletvekillerine dağa çıkmak yakışır mı? Olur iş midir? Siz dağa indirecek yerde dağa çıkarsanız Türkiye'de gerçekten siyaset yapma yollarını kaparsınız. Size kimse güvenmez. Hatta size oy verenler de güvenmez. Onlar sizden ne istiyorlar? Güven istiyorlar. Huzur istiyorlar. Yeni haklar istiyorlar. Bizim tabirimizde hukuki konfor istiyorlar. Siz bunları verecek yerde onları dağa gösteriyorsunuz. Ve başka bir şey oldu tabii bu açılım dediğimiz hadisede. Dağdaki anarşi terör neydi? Top, tüfek vesaireydi. Bunlar sokaklarımıza indi. Şehir sokakları da molotof kokteyliyle indi. Sopa ile indi. Taşla indi. Taşla indi. Ve çocuklarımızla indi. En acı
olan o. Çocuk haklarına saygılıyız. O çocukların mahkemelerde, hapishanelerde olmasından rahatsızlık duyuyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi mecliste yasa konuşuluyor bu çocukları kurtarmak evet. için. Sanki inadına yaparmış gibi evet. o yasanın konuşulduğu gün çocukları tekrar sokağa çıkarıyorlar. Evet. Kapatma davası hatırlayın. Bundan bir sene kadar önce evet. kapatma davası yine bir Anayasa Mahkemesi bir görüşme vardı. Tekrar evet. Gündeme getirmişti Anayasa Mahkemesi gündemine gelmiş evet. konu. O günlerde yine terör arttırdılar. Evet. Yani sanki özellikle yapıyorlar ve ayrışmayı arttırmak evet. istiyorlar gibi bir halde var. Açıkçası sizin söylediğinize biraz daha kesin bir teşhis koyalım. O da şu, eğer siz bir takım haklar talep ediyorsanız, bunu Kopenhag kriterleriyle, Avrupa İnsan Hakları'nın temel düşünceleriyle ve halkın dürtüleriyle elde ediyorsunuz. Bugün TRT Şeş silahlı eylem sonumu ortaya çıktı. Hayır, devletin Anayasa Mahkemesi, devletin kuralları ve Avrupa İnsan Hakları'nın getirdiği kurallarla. Ama DTP, PKK ona da karşı. Evet. Şimdi anlaşılıyor ki çatışma temeline döndü. Neydi temeli? Gerek PKK Vadisi'nde, gerek Kandil'deki Kürt akademilerinde PKK'nın aldığı kararlar var. 25 sene evvel, 20 sene evvel. O kararlarda özellik istiyorlar, toprak istiyorlar. Sonra bu... Ama Öcalan sıklıkla bizim bağımsızlık talebimiz yoktur diyor. Diyor. Ne zaman diyor? İşine geldiği zaman söylüyor. Ve işine gelmediği zaman bunlardan vazgeçiyor, yeni teoriler ortaya atıyor. Ve bunları atarken de o vaktiyle söylediği taleplerden vazgeçtiğini çok sisli söylüyor. Kesin ve açık söylemiyor. Hatta Abdullah Öcalan yakalandığı zaman mahkemede, sorgusunda barışa yardım edeceğini söylüyor. Şimdi o sözünden de vazgeçmiş gözüküyor. Ne talep ettiğini çok muğlak bırakıyor. Benim anladığım kadarıyla Abdullah Öcalan'ın liderliği sona ermiş. Çünkü geniş Kürt vatandaşlarımız arasında gerek siyasi kültürü, gerekse metodolojisi itibariyle artık muhtemel bir lider değil. Buradaki hedefi bundan sonra zorla, silahla, tehditle, baskıyla bağımsızlığını değil Kürdistan'ın kendi bağımsızlığını. Bir affı hedefliyor ve etrafına topladığı bir takım siyasetçilerle, onlara siyasetçi demek biraz zor ama bir siyasi partiyi yönettikleri için öyle diyelim, onlar aracılığıyla bunu yapmaya çalışıyor. Burada da yine Doğu'yu ve Güneydoğu'yu çok üzülüyorum, şantaj var. Kendisi gibi düşünmeyenler silah tehdidiyle ve silah tehdidinin sonunda da fiilen ortaya çıkacak bir takım cinayetlerle korkutuluyor ve bu korkutmanın sonucu da Türkiye bu kan gölüne dönmüş oluyor. Kolay değil Türkiye'nin durumu. Siz sözlerinizin başında söylediniz, böyle bir şey gördünüz mü diye. Ben bir düşündüm. Hayır, daha vahim olanlar vardı. Çünkü silahlı kuvvetler içinde bu çeteler ortaya çıkmıştı. Sonuç alabilirlerdi. Bunların sonuç alma olasılığı az. Ama buna karşı Türkiye'nin siyasi yapısını, şehirlerin asayiş gücünü hepsini ortadan kaldırabilecek bir tahkikatlık içindeler. 9 ilde bugüne kadar şu 3 günde olaylar oldu. Bu 9 ilden 3'ü Kürtlerin çoğunlukta olduğu iller değil. Bizim batıda illerimiz ve bunun dışında İzmir gibi, Çanakkale gibi şehirlerde de karşı reaksiyonlar ortaya çıktı. Tam manasıyla bir hercümerç. Bu hercümercin ortasında talep ne? Ne talep ediyorlar? Öcalan'ın tecrit koşulları dedikleri cezaevi şartlarının düzeltilmesi. Ben başından söyledim. Yani ben bilmiyorum siz takip ettiniz ama ben başından beri açılım lafı gelmedi ki açılım maçılım palavradır. DTP PKK'nın istediği bir tek şey vardır. Abdullah Öcalan'ın önce E tipi, F tipi bir cezaevi nakli, ardından özgürlüğü, ardından da siyasi haklarının iadesi. Evet. Bunun dışında herhangi bir açılım Öcalan'ın ve yandaşların umurunda değil. Yani onların tek istediği budur. Hatta iş oraya geldi ki sinekliğe geldi. Ayrıntılara düştü iş. Bu sineklik kalksın mı kalkmasın mı? Bu kaç santimetre kare küçük yahut büyük? Bütün bu iddialar tamamen ayrıntılar. Eğer siz büyük bir davayı kovalıyorsanız, dediğiniz gibi insan haklarının geliştirilmesini istiyorsanız, talepleriniz insani haklara tahallük ediyorsa, bunların arasında herhalde sineklik de yoktur. O hücredeki tuvalet de yoktur. Affedersiniz, ben 1960-61 arasında
Balmumcu'da Skelet Hapishanesi'ne girdim. O hapishane ahırdı. Ahır şartlarında. Tuvaletler dışarıda. Tuvalete giderken elimize demir verirlerdi ki fareleri, lağım farelerini atalım diye. Öyle şartlarda cezaevlerinde kaldık. Benimle beraber kalanlar içinde bakanlar, umumüdürler, her şey var, herkes var. Siyasi şartlar bunu gerektirdi, kaldık. Ve orada kalırken de bir gün dahi çıkıp da biz bunları halkın önüne söylemedik. Kimseyi küçültmek istemedik. Bunlar hapishane şartlarının getirdiği imkansızlıklardır. Siz her gün konforunuzu arttırıcı tedbirler arıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti bu fakir halinde 5 milyon dolar sarf edip bir cezaevi yapmış. Bunda kusuru mu var? Ben hükümete karşı bir muhalefet partisiyim. Ama burada hükümete bir kusur bulamıyorum. Ben kusur bulamayınca vatandaş da bulamıyor. Bunu söyleme haline getiremiyorum. Demin niye konuşmuyorsunuz? Hatta tam aksine hükümete oradaki şartları düzelttiği için kusur bulanlar var. Şimdi tabii F tipi cezaevini tarif etmek lazım. F tipi cezaevini tarif ettiğiniz zaman bunun hukuksal tarifi var, yönetmelikler var. Onun için herkes girer. Onun için de bugün Silivri cezaevindeki insanlar da var. Paşa kaç metrekare yatıyorsa Öcalan da o metrekare yatıyor sonuç olarak. Evet. Buralardan eğer yola çıkarsanız esası kaybedersiniz. Dikkat edin, bu hadiselerden ötürü PKK esas hakkındaki iddialarından vazgeçmiş gözüküyor ya da onları zayıflatmış oluyor. Burada ne sonuç çıkıyor? Biz PKK ile çok meşgul değiliz. Aşağı yukarı Öcalan'la da aynı şekilde. Onlar mahkemelerin vereceği kararlarla karşı karşıya. Ama Türkiye'ye verdiği zararı gerçekten hesap etmekte zorluk çekiyoruz. Ve Türkiye'nin bu işten bir an evvel kurtulması için alınması gereken tedbirleri söylemek istiyoruz. Peki bir şey daha soracağım. Tokat. Tokat'ta dün 7 şehit verdi. Evet. Bugün cenazeler gerçekten iç paralayıcıydı. Tokat niye? Yani siz Türkiye'de geçmişte önemli siyasi görevler üstlenmiş birisi olarak soruyorum. Niye Tokat? Tokat şu. Reşadiye çok sık senelerdir gidip geldiğim bir yer. Reşadiye Amasya'nın kuzeyi ve o yol geçiş yoludur. Teröristler oradan Tunceli'ye ve Erzincan'ın bazı kesimlerine geçerler. Zaman zaman çatışmalar olur, durdurulur, bazen olmaz. Fatsa, Aybastı gibi kasabalarda da vaktiyle terör bu hattan beslenmiştir. Yoksa Reşadiye çok değerli bir kasabamız, şehrimizdir. Hep belediye başkanları yakınlarımız olmuştur. PKK'nın Kürt coğrafyası dediği yerle alakası olan bir yer değil. Kırsalda vaktiyle orada mecburi ikamete tabi tutulmuş doğulu köylerimiz vardır. Ama bence bu işin içinde taşeron kullanılmıştır. Oradan en çok geçen TİKKO'cular. TİKKO'cular olur orada. TAKP'ci olur vesile. Olabilir. Taşeron kullandığını zannediyorum örgütün. Oralara uzanmak istemişlerdi vaktiyle. Hatta İskenderun Fatsa hattını bölmek de istemişlerdi. Başaramadılar. Burada önemli olan şu. Oradaki öldürülen ve yaralanan ekip, müfreze diyelim, askerlerin tabiriyle pasif görevde. Onların bir aktif görevleri yok. Evet. Oradaki çocuklarımız mecburi askerlik yapılan Türkiye'de mükellef niyetlerini yerine getiren çocuklarımız. Onlar orada devriye görevi yapıyorlar. Ve çetecilikte bile bu kadar ahlaksızca, haince pasif görevdeki insanlar öldürülmez. Bu bir katliamdır. Bu katliamı yapanların acıma duygusu da yoktur. Bu çocukların vicdan... 3 metreden ateş edilmiş. Evet. Siste 3 metreden ateş edilmiş. Evet. Vicdani ret yok Türkiye'de. O çocuklar mecbur askerlik yapmaya. Ve gencecik çocuklar, kimlerin çocukları görüyorsunuz yavaş yavaş çıkıyor diye. Bir tanesini yarın defnedeceğiz. O bir arkadaşımızın yeğenidir. O çocuklar orada şehit oldular. Görev yapıyorlar. Elleri silaha değmemiş. Kimseye ateş etmemişler. Zaten bir karşılık verememişler. Hayır, verememişler. O pasif görevdeki müfrezenin katledilmesi bence bir terör örgütünün vahşiliğini ortaya koymuştur. Hepsine tekrar rahmetler diliyorum. Bu konudan çıkmak üzere son bir şey daha soruyorum. Şimdi baktığınız zaman 1999'dan yani Öcalan'ın yakalanmasından sonraki süreçte terör örgütü neredeyse pasif bir hale gelmişti. Bir yıl önce terör örgütünün bitmesinden söz ediyordu. Evet. Hakikaten de ciddi bir güç kaybı vardı örgütte. Katılımlar azalmıştı falan filan. Bitiyordu. Yani marjinal bir hale geliyordu örgüt. Ne oldu da birdenbire böyle oldu?
Şimdi tabii... Nerede hata yapıldı? Kim hata yaptı? Tabii burada iktidar hataları var. O iktidar hatalarının başında da gelen şu. Terörle mücadeleye bu iktidar ortak aldı. Ortak Amerika'dır. Ortak Kuzey Kürdistan'dır. Ve mücadeleyi yaparken... Kuzey Irak'tır. Kuzey Irak'taki tabii Kürdistan hareketidir. Bu hareketler bizim iktidar tarafından terörle mücadelede veya terörle uzlaşmada ikinci aşamada muhtemel ortaklar gibi gözüktüler. Halbuki her iki tarafla da bizim aramızda önemli bir uyuşmazlık var, çatışma var. Amerika'nın bu bölgede en büyük hedefi İsrail'i yaşatmaktır. Çünkü İsrail onun bir eyaleti gibidir, kuvvetidir. İkincisi de hepimizin bildiği gibi o bölgede çok güçlü petrol kaynakları var. Onları korumaktır. Amerika'nın PKK ile mücadele gibi bir meselesi yoktur. Yoktur. Hayır. Olmasını da bekleyemezsiniz. Siyaset mantık işidir. Siyaset gerçeklere dayanır. Hele dış politikada tamamen ilişkiler, ihtilaflar ve ihtiyaçlar söz konusudur. Amerika bugün bir başka şeyin hesabı içinde. Kuzey Irak'tan ve Irak'tan çekildiği zaman Şiiler ve onlarla beraber Sünni Araplar bu mücadeleyi Kuzey Irak'a karşı yani Kürdistan'a karşı gösterecektir. Arap denizinde bir Kürdistan bırakıp gidecek. Amerika biliyor ki bu yaşamaz. İsrail'i yaşatmak için ne kadar masraf etmiştir ve İsrail ne kadar silah ikmali yapmıştır, silah icat etmiştir ve yüksek ekonomi ve yüksek teknolojiye sahiptir. Ona rağmen İsrail zorlanıyor hala. Kuzey Irak bir leblebi gibi bu Arapların ortasına düşecektir. 21 Arap devleti bu konuda birleşecektir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. İşte o safhada Amerika bir bekçi arıyor. Yani polis de demiyorum, bir bekçi arıyor. Çünkü polisi o bir miktar asker bırakarak yapacaktır. Bekçi olarak bizi seçmiştir. Bu iktidar buna birdenbire heves etti ve üstüne atladı. Amerika ile olan ilişkileri, IMF'den alacağı krediler, ticari imkanlar, iktisadi... Ama IMF'den kredi almıyorlar ki. Şimdi IMF'den kredi alıp almayacaklarını yakında göreceğiz. Ben öyle inanıyorum ki Obama ile olan müzakerelerde söylenmeyen, açığa çıkmayan taleplerden biri de odur. Dış krediler ihtiyaçlarını öyle karşılayacaklardır. Ve verecektir Amerika onu. Verilmesi için telkinde bulunacaktır. O mühim değil onlar için. Mühim olan iki işte Türkiye'yi kullanıyor. Bugün İran açıklama yaptı. Bizim arabulucuya ihtiyacımız yoktur dedi. Akla da ihtiyacımız yoktur. Yeni bir imkan aramıyoruz biz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Kaç kere Cumhurbaşkanı, Başbakan İran'a gittiler. Amerika'nın mesajlarını götürdüler. Yani arabulucu da değiliz. Mektupçuyuz. Mektup. Ulak. Evet, ulak. Mektupları götürdüler. Onlar da reddettiler. Buraya Nejat geldi. Nejat da aynı şeyleri söyledi. İran'la bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız, komşuluğumuz uzun yıllardır. Belki de 400 senedir savaşmadığımız tek komşumuz. Hepsi doğru da İran'ın menfaatleri İran için çok önemli. Bir de İran demokratik bir ülke değil. Kendine özgü bir demokrasisi var. O demokrasinin icabatı içinde de bir tane başka bir şey var. Son kararı verecek olan bir Ayetullah zümresi var. Ya dini duygularla, dini kararlarla yönetilen bir ülkede Türkiye'nin kendilerince layık olduğu söylenen Cumhurbaşkanı, Başbakanı gidip ne sonuç elde edebilir? Bugün çok ilginç bir açıklaması var ve diyor ki bizim Türkiye'de arabuluculuk talebimiz de olmadı. Böyle bir beklentimiz yok. O zaman dönüp bakacaksınız. Amerika şimdi ne yapacak? 2 saat Amerika'da Obama ile yemek yiyebilirsiniz. 15 dakika fazla görüşebilirsiniz. Obama'nın demek o sırada vakti bol. Hatırlarsanız Obama Cumhurbaşkanı seçilince hem o iktidar partisi hem de bizim halkımızın bir kısmı çok sevindi. Hüseyin iktidara geldi. Hüseyin. Hüseyin de Kenyalılar bu kadar sevinmediler. Biz daha fazla evet. Sevindik. Hüseyin bizim Hüseyin değil. Hüseyin Amerikalı Hüseyin ve o da çıktı dedi ki ben Amerikalıyım. Onu Müslüman zannetti. Kiliseye gitti ben Hristiyanım dedi. Hüseyin üzerine kurulu dünya bitti. Obama bugün bütün Amerikan devlet başkanları gibi Amerika'nın çıkarlarını konuşan, Amerika'nın çıkarlarını muhafaza eden bir devlet başkanıdır. Ve Türkiye'nin ondan özel bir müsaade,
özel bir imkan elde etmesi ancak ve ancak saflıktır. Nitekim dün ben basın toplantını dikkatle izledim. Hiç yeni bir şey yok. Hiç yeni bir şey yok. Hiçbir şey. Bush'un söyledikleriyle aynı şeyleri söylemiş. Çok enteresan. Tabii çünkü Bush'un halefi. Bush'la arasında bence sadece bir sigara yaprağı kadar fark var. Güler yüzü var. Biraz daha sempatik. Daha sempatik. Bir de Hüseyin adı var. Göbek adı Hüseyin. Göbek adı Hüseyin diye Amerikan Cumhurbaşkanı kimseye seçmezler. Ve ben zannediyorum ki bizim hükümet zannetti ki Obama aynı zamanda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçildi. Olmadığını gördüler. Dün güzel bir yemek yediler, biraz gezdiler, dolaştılar. Bugün de Meksika'ya gidiyorlar. O da çok yanlış. Türkiye kan gölüne dönmüş tam tabiriyle. Meksika'da Zapata'nın izlerini mi arayacak? Orada ne yapacak? Başbakanı ne alakası var Meksika'da şu gün? Gelecek hükümetinin başında olacak. Bize gerçekleri anlatacak, tedbirler alacak. Ve daha önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası konusunda bir teminat oluşturacak. Şimdi gidip Meksika'da geçireceği vaktin Türkiye'nin birliğine, beraberliğine hiçbir faydası yok. Orada ata çok iyi binenler var. Biraz ata binecek belki ama binemiyor, düşüyor çünkü hatta. O nedenle ata binmesi de orada söz konusu değil. Ne yapacak yani? Bir Zapata ile mi tanışacak? Orada bir Zapata da yok. Ortada açık ve tekila kesin. Zaten içmezler. Orada ailece bir gezi var. Ben siyasi hayatımda bu gezileri yapan çok cumhurbaşkanları gördüm. Gelince bir de basın toplantısı yaparlar. Meksika'yı fethetmiş gibi anlatırlar. Masaya bir yumruk vururlar, Obama bir sıçrar. Ama bütün bunlar tamamen propaganda için. Ve propagandayı da kendi partilisi için yapar. Çünkü giderek partinin üyesi, partinin sempatizanı, partinin seçmeni iktidara karşı bir güvensizlik duygusunda. Bu kadar hadise yaşıyor. Bu hadiselere karşı o diyor ki, evet bu kadar şehidimiz var vesaire var ama ben de Obama ile yemek yedim. İkisi teraziye tartıldığı zaman vatandaşın sıkıntısı artar. Bir başkası da diyebiliyor ki aferin bizim başbakana. Obama'nın elini sıktı, yemek yedi, ayak ayak üstüne attı. Bunlar bize yakışmayan tuluattır. Hüsamettin Bey, bir kısa ara vereceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet Hüsamettin Bey, 1991 iktidar oldunuz. Evet. Siz de meclis başkanı oldunuz tabii. Evet. Partiniz iktidardaydı. Süleyman Bey başbakandı. Daha sonra cumhurbaşkanıydı kısa bir süre sonra. Ama Doğru Yol Partisi iktidardaydı o zamanki partiniz. Ve benzer bir süreç vardı. Terör örgütünün en kudurduğu dönem 1991-95-96 arasıydı. Evet. Doğru. O dönemde bu dönem arasında terör arasında bir fark var mı? O gün de çok zorlandı Türkiye terörü bastırmakta ama başarılı oldu. Biraz da Tansu Çiller'in hukuk dışına da giden politikalarıyla belki ya da yaklaşımlarıyla. Ama bugün yine var terör. Üstelik de bugün terör örgütünün o gün ortaya çıkarken söylediği taleplerin büyük bölümü karşılanmışken. Yani hukuki düzenlemeler yapıldı. Onlarca eşitsizlik olarak görülen pek çok meselede, yayın, kültürel haklar gibi şeylerde önemli açılımlar, önemli gelişmeler sağlanmasına rağmen terör yine ortadı. Daha doğrusu yine yükselmeye başladı. O günküyle bugünkü arasında ne fark görüyorsunuz? O günkü iktidar partisi daha çok eğilimi temsil ediyordu. Hem Erdal İnönü gibi çok seçkin bir sol lider vardı, hem de Demirel gibi tecrübeli bir merkez hareketinin lideri vardı. Onların ikisi birleşince daha önce, 80 öncesi yaşanmış ihtilaflar unutuldu bir miktar. Taraflar birbirine girdi, yaklaştılar. O hükümet protokolünü rahmetli Aydın Güven Gürkan, Hikmet Çetin birlikte hazırladık. Çok da kolay anlaştık. Çünkü konular aşağı yukarı, ortak konular belliydi. Herkes kendi özelini ileriye sakladı. Ve hükümet iyi girdi. Hatta Erdal Bey ile Süleyman Demirel, Diyarbakır'a gidip Kürt realitesini kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz dediler. İlk önemli laftır o. Önemli bir laf. Dedikodu yapıldı. Zaten Erdal Bey siyasi hayatı, partisini yok etme pahasına Demokrat DEP'i meclise soktu. Meclise soktu. Taşıdı sırtında ve ilk başta da onlar yine sıkıntı verici bir takım Kürtçe yeminler falan tabii yaptılar. Ama ben meclis başkanı olarak onu açtım. Kolayca açtık. Şimdi aradan geçen zamana baktığımız zaman o vakit bir başka büyük sıkıntımız vardı. Çünkü terörün başındaki olan Öcalan serbestti. Komşumuz Suriye'di. Suriye'di.
Lazkiye'de veya Bekaa Vadisi'ndeydi. Şam'daydı. Şam'daydı, mekanı belliydi. Adresler verildiği halde Hafız Esat onları iade etmiyordu onu. Ve orada akademileri vardı, orada terör örgütleri vardı, her şeyleri vardı. Yurt dışından da besleniyorlardı. Kolları daha fazla uzağa gitmişti. Uzaya gitti, evet. Ben 93 senesinde Şansölye Kol'la konuştum. Sayın Demirel de demişti ki bir konuş, bize yakın bir adamdır. Hakikaten yakın bir adam. O sırada o da Doğu Batı Avrupa'yı, Almanya'yı birleştirmeye uğraşıyor. Çok meşgul. Bunu söylediğim zaman bana dedi ki, bu meseleyi siz Türkiye'de çözün. Bu meseleyi Almanya'da benden çözmemi beklemeyin. Çünkü burada benim bildiğim 55 bin bunların militanı var. Benim sokaklarıma zaman zaman bunlar darmadağın ediyorlar. Ben bunların üstüne hiçbir tedbir alamam. Sadece bir şey yapabilirim. Almanya'da bir merci var, Anayasa Konseyi gibi. Onlardan bunun terör örgütüne dair bir karar alabilirim. Ve nitekim orada aldı kararı. Ama söylediği çok güzel bir söz. Evet, Almanya'da bunlar var ama siz bunları Türkiye'de çözün. Benim üstüme yıkmayın. Aynı şekilde kendisine Suriye'nin durumu da söyleyince yapacağımız bir şey yok. Suriye müstakil, hükümran bir devlet. Ve Türkiye onunla çok uğraştı. Ve bu zorluğu aşmakta çok bence imkansızlıklarla karşılaştı. Ona rağmen askeri harekat, yapılan tedbir, alınan tedbirlerle mesele bir miktar çözüme uğramıştı. 2000 yılında ordu terör örgütüyle savaşı kazanmıştı. 2000 yılında ayrıca bir başka avantaj çıkmıştı. Terör örgütünün başını Amerika bize teslim etmişti. Gerçi Ecevit şey demiş hatırlarsanız. Niye teslim ettir anlamadım demişti. O sıralarda Sayın Ecevit'in de sağlığı çok iyi değildi. Söylenir söz olamaz bu. Ama birileri getirip size paket içinde terör liderini de getirmişti. Ve o terörist hadiseleri biraz aşağı indirmişti. Çünkü bir terör örgütünün liderinin bir dokunulmazlığı vardır. Yakalanmaz, vurulmaz, ölmez gibi bir efsanedir. O efsane ortadan kalkmıştı. Ayrıca Abdullah Öcalan mahkemede çok aşağıdan aldı. Her suçu kabul etti. Uçakta zaten başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emrindeyim diye bir laf etti. Daha da ağır bir takım suçlamaları kabul etti. Dikkat ederseniz o mahkeme delil bile toplamadı. Çünkü beyan açıktı. Belgeler, bilgiler zaten kayıtlara girmişti. Bu kayıttı. O nedenle de o mahkemenin verdiği karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de kabul gördü. Şimdi Türkiye'ye böyle bir avantajı olmasına rağmen bir, savaş kazanılmış, silahlı savaş kazanılmış. İki, örgütün lideri Türk hapishanesinde tutuklu ve mahkum, müebbet hapse mahkum. İdam cezasını Türkiye kaldırmış ve demokratik bir takım aşamaları da yapıyor. Bu aşamada ne oldu da biz bu savaşı kaybettik? Demin söylediğim söze dönüyorum. Terörle mücadeleyi kendi imkanlarımızla devlet kudreti, devlet hukuku içinde çözmek yerine Amerika'ya ihale etmeye çalıştık. Başbakan hala giderken basın toplantısında diyor ki, Obama'dan Kuzey Irak'ın Kandil bölgesindeki teröristleri başka yerlere göndermesini talep edeceğim. Bu ne kadar büyük bir devlet zaafıdır. Adam da herhalde bu üsvet bir talada bulamadı ki dönüşünde bunu kabul etti demedi. Eğer siz Amerika'ya güvenerek terörle mücadele ederseniz teröristler gelir başınıza çıkarlar. Bugün terörizm Türkiye'de demin söyledim marka olmuştur. Başımıza çıkmıştır. İşimiz daha zordur. Çünkü halka indirilebilir hale gelmiştir. Bu halka indirilir hale gelince halkın hangi kesimi? Çok küçük bir kesimi. Öbür tarafta Türkiye'nin %90'ı teröre karşı olduğunu söylüyor anketler. 92'ye varan rakamlar var. Bizim Türkiye ile hiçbir ilişkisi, düşmanlığı, husumeti olmayan bizim gibi pek çok Kürt asıllı vatandaşımız var. Onlar da bizim gibi düşünüyor. Onlar da zenginlik arıyor, refah payı arıyor. Onlar da hak arıyor. Bütün bunlara rağmen bu terör örgütünün bugün azmasının nedeni açıkçası Kuzey Irak'taki yığılmadır. Ve bir başka yığılma var. Kandil Dağı'ndaki yığılmadır. Gelişler, geçişler. Bir de siz onlara ilaveten açılım adı altında Türkiye'ye terörist üniforması giymiş bir müfreze getirdiniz. Ve o müfrezeyi bir otobüse koydunuz. Olimpiyat meşalesi dolaştırır gibi dolaştırdınız. Alkışlattınız ve onlarla kendi taraftarlarınız arasında bir terör bağı kurdunuz. Bir hukuk bağı kurmadınız.
Böyle bir yanlış yapılabilir mi? Ben bir sefer İspanya'da İspanya Meclis Başkanı ile Başbakanı ile konuşurken nasıl terörü önlediklerini sordum. Gayet açık bir şey söylediler. Fransa ne zaman ki ETA'nın bir terör örgütü olduğunu kabul etti ve teröristleri İspanya'ya teslim etmeye başladı, biz bitirdik. Yani komşunun önemini ifade etmek için söylüyorum. Biz komşu devlet olarak karşımızda Amerika'yı ya da Irak Kürdistan'ı görmeye devam edersek ve oradan beslenen terör olursa bunu durduramayız. Siz yitiriyorsunuz Kandil Dağı'ndan insanları Türkiye'ye, Türk vatandaşlarıymış bunlar, öyle söylüyorlar. Sonuçlar da açıklanmadı. Kime askere gitti, kime gitmedi. Onları savcı gönderiyorsunuz, hakimi gönderiyorsunuz, vali mavini gönderiyorsunuz. Onları terörist gibi değil, sanki seçkin bir misafir gibi karşılıyorsunuz. Burada terör önlenmesi çıkar mı? Şimdi vazgeçtiler, akamete uğradı dediler. O daha kötü. Bir başlamış işi yanlış, yarıda bırakan devlet zayıf devlettir. Devlet başladığı işi hesap edecek. Devlet başladığı işin kompozisyonu... Ya başlayacak, projesi bir bitirecek ya da başlamayacak. Evet. Onu söylediğimiz için Sayın Bakan'a bugün çok müsterihim. Dediklerimiz çıkmış diye de övünmüyorum. Çünkü bu bilinmeyecek bir şey değildi. Bilinecek bir şeydi. Hatta açıkça söylüyorum, ben saygıdeğer buluyorum Beşir Atalay'ın çalışmaları. Ama şu anda Beşir Atalay'ın istifa etmesi lazım. Böyle dahiliye vekili yarım kalmış bir önemli proje karşısında istifa etmeliydi. Çünkü proje onun projesi değil, Türk halkının, Türk devletinin projesidir ve çok iddialı bir proje. Muvaffak olamadım diye bırakması, bırakması lazım. Belki yeni bir bakan çıkar, geride kalanları toparlar. En kötü ihtimalle ortalığı biraz yatıştırır diye düşünüyorum. Ama Sayın Başbakan'ın öyle bir huyu yok. Yani Sağlık Bakanı'nı azarlıyor, domuz gribinden ötürü. Sağlık Bakanı'nı ertesi gün çağırıyor, konuşuyor, taltif ediyor. Domuz gribinden 300 kişi öldü. Bence onlar domuz gribinden ölmediler, siyasi gripten öldüler. Sayın Başbakan'ı belki de azını verecek bir grip mikrobundan öldüler. Yani halk sağlığını korumakla mükellef bir başbakan halk sağlığıyla ilgili böyle bir yanlışı nasıl yapar ve o başbakan nasıl başbakan kalır? Siyasi tecrübeme göre söylüyorum, tarihte görülmüş şey değildir. Grip aşısı meselesi değil mi? Grip aşısı çok, çok garipti. Çok ağır bir meseledir. Ve bir başbakanın karakterini ortaya koyar. Lokman Hekim gibi bir grip aşısının geçerli olup olmadığına karar veriyor. Karşısında da hekim bir sağlık profesör. Evet. Olacak şey değil. Ve o insan ısrar ediyor. Sağlık Bakanlığı Teşkilatı ısrar ediyor. Dünyadaki literatür bu aşının geçerli olduğunu söylüyor. Ama bir başbakan halk sağlığına tam tedavi eden bir hadise yaratıyor. Ve onları sıkıntıya sokuyor. İnsanlar ölüyor. Ne acı bir şey bu. Bir kişi öldüğü zaman cinayetten yargılanıyor. 300 kişinin ölümüne sebebiyet vermiş bir başbakan. Aşıdan vazgeçirmiş, caydırmış bir başbakan. Böyle bir şey yapabilir. Evet, tabii başbakan konuşunca herkes aşı peşindeydi. Başbakan konuştu, 1000'de 4'e düştü aşı isteme oranı. Ben bile aşı olmadım. Ben de olmadım. Gördün. Neden? Bir başbakanın bir bildiği vardır dedim. İşimiz Allah'a emanet. Musabetim, biz yaşlıyız ya, şeye girmiyoruz. Hayır, bilmiyorum. Risk grubuna girmiyoruz. Ben gençim. Hakikaten genç misiniz Hüsamettin Bey? Şimdi sizin partiyle ilgili en büyük eleştiri o. İhtiyarlar Partisi. Diyorlar ki yani Hüsamettin Cindoruk 1958'den beri siyasetin içerisinde, yani 51 senedir siyasetin içerisinde. Evet. Bugün Türkiye'de seçmenin büyük bölümü, yani seçmenin %80'i bu yaşın altında. Evet. Diyor ki yaşlı parti, İhtiyarlar Partisi, yani demek ki bu partiden bir şey olmaz. Böyle bir algılama var. Evet, adam bulamadılar, başına da Hüsamettin'e getirdiler. Kaç oldu? 75 mi oldu? 74 oldu. 76'ya bastı. 76 oldu mu? Maşallah. Allah uzun ömür versin. Şimdi tabii şunu ifade edeyim evvela. Partinin %90'ı genç. Birbirinden genç arkadaşlarımız var. Hepsini siz de tanıyorsunuz. Devlet adamı vasıflarına dahil, üniversite hocaları dahil çok genç bir kadro kurduk. Ben bir anekdot ortaya koymak istiyorum. Şimdi yine böyle yaşlılıkla ilgili bir devlet adamına takazada bulunmuşlar. O diyor ki devlet adamı, ben tecrübeliyim. Diyorlar ki tecrübeli olduğunuz nereden belli? Doğru kararlar veriyorum. Nasıl doğru kararlar veriyorsunuz? Çünkü vaktiyle çok yanlış kararlar vermiştim. Verilebilecek bir yanlış kararları verdim çünkü. Şimdi bu işin özetidir. Ben bu partinin koordinatörüyüm. Koordinatör genel başkanıyım. Türk siyasi hayatında çok önemli roller oynamış. İki siyasi partiyi birleştirmekte önemli rol oynadım. Hakemlik yaptım ve
daha 2 sene evvel birbiriyle birleşemeyen iki siyasi partiden, temelli iki siyasi partiden bir temelli siyasi parti çıkarttım. İktidar olmuş iki parti. Ya, ve şimdi bu partinin içinde geçmişte başbakanlık yapmış olanlar, meclis başkanlığı yapmış olanlar, bakanlar var. Hepsi var. Ama onlar işte çok gençler de var. Buna mukabil genç bir kadro var. Bu bir siyasi kurumdur. Ben bir siyasi kurumu tekrar oluşturmaya çalışıyorum. Türkiye bu boşluğu hissetti. Deminden beri bu hükümetle ilgili düşüncelerimiz, vatandaştan gelen her türlü düşünceye baktığınız zaman herkes bu hükümetin ve bu siyasi partinin yanına, karşısına artık bir başka siyasi harekete getirmek gerekiyor. Halkın alıştığı parti bu. Halkın alıştığı logo, kırat. Bunları bir araya getirdik ve şu programı biraz sonra giderken size bırakacağım. Çok da güzel bir program yaptık. Çünkü 300 kişinin çalıştığı bir Ar-Ge teşkilatımız var. Üniversite hocaları, bürokratlar vesaire. Peki Hüseyin Bey, şunu merak, mesela bu partinin başbakan adayı siz misiniz, yoksa Almanya'da olduğu gibi bir genel başkan var ama başbakan adayımız Ahmet'tir mi? Bugün için benim. Yani ben şunu söylüyorum. Daha evvel demin de söyledim ya, yanlış kararlar vermiş oldum. O tecrübe kazanmış siyasetçilerden biriyim. Hangi kararlarınız yanlıştır peki? Başbakan olmayı kabul etmeyişim. 93'te Sayın Demirel Cumhurbaşkanı olduğu zaman başbakanlık bana parti tarafından getirildi. Tevdi edildi yani, ama Tansu Çiller sizden hızlı davrandı. Hayır, ben bıraktım. Tansu Çiller bana 3 kere telefon etti. Eğer siz aday değilseniz ben aday olacağım dedi. Ben aday olmayacağımı söyledim. Onun nedenleri var ya, kimse, şimdi tarihi bir hadiseyi tekrar yarmak istemiyorum. Ama o tarihte keşke ben başbakanlığı kabul etseydim, daha stabil bir dönem yaşardık. Ve zannediyorum o tarihte de epey tecrübe vardı. Meclis başkanlığı yapmıştım. Türkiye'yi daha nötr idare ederdim. Daha demokratik hareketleri, halk hareketlerini yaşatabilirdik. En mühimi hukuk reformu yapardık. Biliyorsunuz anayasayla ilgili reform benim meclis başkanlığım zamanında yapılmıştır. Onu daha genişletirdik. Türkiye rahat nefes alırdı. Belki de terör önlenirdi. O nedenle orada verdiğim yanlış kararı dikkate alıyorum ve bu sefer bir doğru karar veriyorum. Eğer partim benim dediklerim arkasında durursa, birlikte seçime girersek ve iktidar olursak başbakan adayı benim. Ha, iyi. Deniz Bey'e yaşlı diyoruz. Deniz Bey'den de 5 yaş daha büyüksünüz ama. Evet. Gerçi baktığınız zaman o yaşta başbakan olmuş başka isimler de var Türkiye'de. Çok. Süleyman Bey son başbakanında kaç yaşındaydı? O tarih, o yaşlar. Hemen o yaşlar. Şimdi One Minute dediği İsrail Cumhurbaşkanı benden 10 yaş büyük. Evet. Yaş bence çok önemli bir hadise değil. Siz şu ahlakı taşıyacaksınız. Sizin sağlık koşullarınız bu işi yapmaya yeterli değilse bırakacaksınız. Ama sağlık koşullarınız yeterliyse, zihninizde bir sıkıntı yoksa ve partiniz sizi destekliyorsa, niçin olmasın? Her yaşta olur. Kanuni Sultan Süleyman'ı unutmayın. 86 yaşında padişahtı. Evet. Seferde öldü. Seferde. Tabii Kanuni Sultan Süleyman'ı ben pek başarılı bir padişah diye bulmam. Ben yaşı itibariyle söylüyorum. Tarihsel tartışmayı Murat Bardakçı'yla yaparız. Onları başka bir zaman yaparız. Partinin önemli figürlerinden bir tanesi ister istemez, bu hareketin daha doğrusu partinin bu hareketin önemli figürlerinden bir tanesi Süleyman Demirel. Tabii. Kaç kere gidip kaç kere geldin hatırlamıyorum ama galiba 7 kere gitti, 8 kere geldi değil mi? Evet. Bu kez de hareketin içerisinde var mı? Çünkü bilmiyorum doğru mu, bir yerde okudum Süleyman Bey benim o partiyle yakın bir alakam yok diye bir laf söylemiş. Bir yerde okudum. Dedi mi demedi mi bilemiyorum. Nedir Süleyman Bey'in partideki pozisyonu? Benim kadar Süleyman Bey'in de bu partide büyük bir ağırlığı var. Hem seviliyor hem sayılıyor. Hem de beni bu işe teşvik edenin başında o geliyor. Öyle mi Süleyman Bey mi? Sayın Demirel beni bu işe teşvik etti. O kendi ritmi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ve şu da var ki bize şu programımızın da üstünde büyük katkısı var. Çok çağdaş düşünceleri taşıyor. Çok okuyor, çok yazıyor, çok geliştiriyor kendisini. Çok faydalanıyorum. Partili arkadaşlarımız da her zaman grup grup gidiyorlar. Kendi fikirleri var. Geçen gün bana bir şey söyledi. Çok duygulandım. İlk yapacağınız kongrede geleceğim. 60 yılın savunmasını yapacağım dedi. Çünkü Sayın Başbakan sık sık benden evvel hiçbir şey yapmadı. Her şeyi ben yaptım diyor. Sayın Demirel'in hem zihinsel arşivi iyidir. Hem... Valla Sayın Başbakan'ın o görüşe ben çok katılmıyorum. Tabii. Hatta tam aksini düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu kadar uzun süre tek başına bu güçle iktidar olup bu kadar az kalıcı şey yapmış başka hükümet yok diye düşünüyorum ben. Şimdi ben Elazığ'daydım.
bir hafta evvel. Elazığ'da Keban Barajı, Sayın Demirel'in barajı. Orada iki baraj daha var. Ferrokrom fabrikası var. Var oğlu var bir şey. Türkiye'nin o zamanki bütçeleri, o zamanki imkanları... Kazma kürekle bir yerde. Ve ben Sayın Demirel'in adını andığım zaman 500 kişilik bir topluluk ayakta alkışladı. Ve sonra dedim, niye alkışladınız bu kadar çok Sayın Demirel'i? Dediler ki ne varsa Elazığ'da o yaptı. Bu iktidar döneminde sadece bir pist uzatması yaptılar. Elazığ da çok güzel bir şehrimiz. 600-700 bin nüfusu olan ve nefis bir üniversitesi olan bir şehrimiz. Ve sulama işlerinde büyük bir sıkıntı var. Orada Keban duruyor, büyük bir göl gibi. Akıyor biliyorsunuz Keban. Ama çok da güzel tarım alanları var. Ovalar da var Elazığ'da. Bir sulama kanalı yapılmamış. Tabii tarım yanıyor. Tarımdaki rakamları burada verip başınızı ağrıtmak istemiyorum. Her şey durmuş. Duran bir Türkiye'nin en tipik örneğini yaşayıp geldim. Geçenlerde Manisa'da da aynı şeyi gördüm. Bu iktidar sadece ve sadece siyasi hadiseleri üretmiş. Ben Sayın Erdoğan'ın her konuşmasını dinlediğim zaman bir sorun duyuyorum. Ben ona problem fabrikatörü diyorum. Çıkıyor, bir konuşma yapıyor, bir problem ortaya atıyor. Muhalefet partileri de ne hikmetse onun üstüne atlıyorlar. Bir gün oturup dinlerseniz üç grup toplantısını, bir keşmekeş, bir karmaşa, bir sürü bu galet demagoji ama halk yok. Halkın, şimdi Elazığ'da yine bir şey gördüm. İşsizlik öyle bir noktaya gelmiş ki, işsizlikle mücadele eden kimse yok. Üretim artmamış, hiçbir şey artmamış. 2 milyon 700 bin Türkiye'de öğrenci var. 209 bin yurt yatağı var. Düşünebiliyor musunuz yani? Onda biri bile değil. Bu TOKİ ise lüks konut yapıyor. Hiçbir şey yaptıkları yok. Yok ama TOKİ başarılı bence. TOKİ başarılı. Yani TOKİ ama başarılı, çok güzel yollar yaptılar bir de. Şimdi bakın onlar ikisini de söyleyeceğim. TOKİ başarılı ama lüks konut yapacak yerde öğrenci yurdu yapsa da bunları yurt kuruma verse. Çocuklar diyorlar ki, kızlar bilhassa. İki kişi bir yatakta yatıyoruz. 20 bin talebi oraya istif etmişsiniz. Birbirinden de güzel çocuklar. Gergin bir miktar ama onlara bakmayın. Aşar onlar. Ama çocukların yurdu yok. Bir anda TOKİ'nin elinde büyük paralar var. Lüks konut yapacak binlerce şirket. Sabah sizin gazeteler, bütün gazeteler açıyorum. İnşaat ilanları, satışlar. O tamam, onlar onu yapa dursunlar. Zaten gördüğüm kadar bireylerin katkısıyla ortada duran bir kentleşme hadisesi var Türkiye'de. Oda da hükümet yok, birey var. TOKİ bunlara yardımcı olabiliyor, tamam. TOKİ'yi de biz kurduk. TOKİ kurucusu biziz. Turgut Bey kurdu. Turgut Bey kurdu. Turgut Bey deneme, bir başka Turgut Bey vardı, İmar İskan Bakanı. Onun zamanında Halkalı'da kuruldu. Ama ben onunla da övülmüyorum. Ama aldığı sonuçlar doğru da olabilir. Ama TOKİ'yi yönetirken çok dikkatli bakmak lazım. İki şeye, lüks konut yapma hakkı var mı? Bence yok. İsmi üstünde. Bence yok. İkincisi, kimlere müteahhitlik hizmetlerini vermiş? Borcu harcı nedir? Çok iyi bir denetimden geçmesi gerekir. Günü geldiğinde bunu yaparız. Yoksa TOKİ faydalı bir şey. Bölünmüş yollara gelince, bölünmüş yol diyorsunuz. O bölünmüş yolları yapmak çok kolay. Neden? Vaktiyle kamulaştırırken o yol kamulaştırılmış. Şimdi size bir rakam vereceğim. 2023'e kadar, yani önümüzdeki Cumhuriyet'in 100. yılına kadar Türkiye'nin 10 bin kilometre otoyol yapması lazım. Yani senede 1000 kilometre. 1000 kilometre otoyol yapacağınıza 300 kilometre, 500 kilometre bölünmüş yol yapmanız sonucu değiştirmiyor. Siz Elazığ'dan Ankara'ya kadar, Diyarbakır'dan Ankara'ya kadar otoyol yaptıysanız o da başarı derim. Onun kaynağı da var, imkanı da var. Türkiye şimdi bunların döneminde bir tek otoyol ortaya koyamadı. Yok. Bölünmüş yol var. Bölünmüş yol. Yani bölünmüş yol, hani bölünmüş Türkiye'yi hatırlatıyor. Başka bir şey hatırlatmaz bana. Bölünmüş yol yapmak çok kolay. Biraz kum, biraz toprak, biraz da üstüne çimento veya asfalt attığınız zaman bölünmüş yol çıkıyor. Çünkü kamulaştırma ve ortada 2-3 de müteahhit zengin edecekseniz bu olur. Ama bölünmüş yol bir şey değil. Bölünmüş yolda arıza var, kalite düşüklüğü var vesaire var. Onları yaptığı için de onlara teşekkür edeyim. Ama bir taraftan otoyol yap. Dünya otoyol yapıyor. Dünya hızlı tren yapıyor. Siz daha hızlı treni Eskişehir garına sokamadınız. Eskişehir'e kadar getirdiniz ve sonra çok tehlikeli bir iş yapıp Yılmaz Bey'i
belediye başkanlığını düşürmek için başbakan bindi o hızlı trene, yarım hızlı trene. Eskişehir'e 30 kilometre kala indi, otobüse bindi. Ne oldu? Yılmaz Bey yine kazandı. Çünkü neden? Halk Yılmaz Bey'in Eskişehir'e getirdiği uygarlığı tercih etti. Tren de uygarlıktır ama Sayın Demirel'in deyimiyle o tren hızlı tren değil, hızlandırılmış trendir. Hızlı tren demek için 400 kilometre saatte, 350 kilometre hız yapması gerekiyor. Ben yapılan işlerin hiçbirine de karşı çıkmıyorum. Niye daha iyisini yapmadılar? Niye daha iyisini yapmıyoruz? Devletin imkanları var. Bunu her zaman tartışma hazırız. Bunu tartışalım. Birdenbire çıkıp... Bu tartışılmıyor ama Türkiye'de. Hayır, bu tartışılmıyor. İktidar partisinin ne yapıp ne yapmadığı pek hakikaten tartışılmıyor. Ama şu ortada %30'a varan gençlerde işsizlik varsa, yeni üretim yoksa ve ortaya çıkan sonuç buysa, ben bir şey daha söyleyeyim siyasi hayatımda gördüğüm. Dünyanın en kuvvetli partisi İşsizler Partisi'dir. İktidarları İşsizler Partisi götürür. Çok büyüyen bir İşsizler Partisi var Türkiye'de ve onlara üzülüyorum. Ama İşsizler Partisi'nin oy vereceği bir parti de yoksa ortalıkta, evet. Alternatif bir parti yoksa i̇şte da... İşte onu oluşturmaya çalışıyoruz. Basit sebepler, basit gerekçelerle ve basit tedbirlerle işsizlik ortadan kaldırmak mümkün. Yani ben çünkü vatandaşlara çok sık konuşuyorum. Evet haklısınız, AK Parti'den şikayet ediyorlar ciddi evet. miktarda. Ama oyunuzu kime verirseniz zaman herhalde yine onlara vereceğiz. Diğerlerinde i̇şte hiçbir şey yapamazsınız diyorlar. Yani onun için bu programı çıkarıyoruz ortaya. Ve bu programı çıkarırken çıkaranlara bir baksın halkımız. Vaktiyle biz bunları başarmışız. Bizim kadromuzda bulunanlar bunları başarmışlar. Demek yine başarabiliriz. Bir yine ara vereceğim. Sonra konuşacağımız şey 28 Şubat'tan konuşacağız. Bundan evet. ötürü bir pişmanlığınız, bir yanlış olduğunu düşündüğünüz dürten yönler var mı 28 Şubat döneminin? İki, Ergenekon davası, bununla ilgili Demokrat Parti ne düşünüyor? Evet, evet Sayın Metin Bey, 28 Şubat süreciyle ilgili pişmanlığınız var mı diye soracak. Hayır, hiçbir pişmanlığım yok. Çünkü 28 Şubat'la alakam yok. 28 Şubat'la ilgili tevatürler çok. 28 Şubat nedir? 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun bir kararıdır. Milli Güvenlik Kurulu 18 maddelik bir karar veriyor. Karar verirken de Sayın Erbakan, Başbakan Tansu Hanım, Başbakan Yardımcısı. Kararın nedeni de Erbakan'ın bazı sözleri ve bir takım davetleri. Hareketin temelinde Erbakan'ın bu ihtilal olacak yani. İslam, kanlı mı kansız mı? Kanlı mı olacak, kansız mı olacak diyen kansız bir oldu. Değişi var. İkincisi de bir takım tarikat şeyhlerini vesaireyi başbakanlık konutunda ağırlaması. Ağırlıyor ve söylemlere devam edişinden doğan Milli Güvenlik Kurulu'nda bir müzakere. Bir başka şey daha söylüyor. İmam hatipler bizim arka bahçemizdir diyor. Tahrik edici cümleler bunlar. Ve Milli Birlik Güvenlik Kurulu toplanıyor. Bir karar veriyor 18 madde. Bu kararın altında da Sayın Erbakan'ın imzası ve bakanlarının imzası var. 4,5 ay sonra bu kararlar çıktıktan 3,5-4 ay sonra Haziran ayında da istifa ediyor. O tarihe kadar da uyguluyor bunu. Uyguladıkta. Ama bu arada siz Doğru Yol Partisi'ne ayrıldınız. Biz 6 ay evvel yani yılbaşının 6 ay evvel parti kurmaya başlamışız. 7 Ocak'ta da partiye açılmışını yapmışız. Bizim de aramızda bizim ihtilafımız, o zamanki Doğru Yol Partisi ile bir ihtilafımız var. Bizim yoksa siyasi, ekonomik, dinsel görüşler arasında bir farkımız yok Doğru Yol Partisi ile. Partinin genel başkanlığını yapmışım. Doğru Yol Partisi'nin, daha öncesi Adalet Partisi'nin il başkanlığını yapmışız. Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok, aynı görüşleri savunuyoruz. Ve görüyoruz ki... Yani 28 Şubat'ta Türkiye'de bir şey olmadı mı yani? Şöyle bir şey oldu. Erbakan'ın bu hareketleri karşısında... Bir nöbetleşe bir protokol vardı. Yani bir sene ben başbakanlık yapacağım. Bir sene Tansu Hanım. Tansu Çiller'e devrine meclis müsaade etmedi. Ve meclis müsaade etmeyince de bir hükümet kurdu. Meclis mi yoksa Cumhurbaşkanı mı? Evvela mecliste bir çoğunluk değişikliği oldu. Çeşitli partilerden insanlar partilerini değiştirdiler. Sayın Demirel bu hareketi idare etti. Şöyle itti, sonra da ifade etti. Nizamiye kapısından döndük dedi. Demek ki bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıyaydı. Bu hadiseyi
Sayın Erbakan'la da konuşarak, onunla da müzakere ederek yönetti. Bu yönetme sırasında bir şey ifade ediyorum, aradan zaman geçmiş. Sıkı yönetim ilan edilmedi. Sıkı yönetimin dışında olağanüstü hal ilan edilmedi. Bir tek Erbakan dahi kimse tutuklanmadı. Hapishanede, cezaevinde ifade vermedi ve kimsenin burnu kanamadı. O sırada da bütün cemaatler serbestçe görevlerini yaptılar. Camilerdeki artış devam etti ve Türkiye o tarihte de 80 bine yakın cami imamına maaş ödedi. 18 maddenin geri maddeleri de tatbik edilmedi. Hala açıktadır, durur. Demek oluyor ki 28 Şubat'ta bugün koparılan fırtına doğru değil. Sadece bir iktidar değişikliği var. Erbakan'la ilgili bir iktidar değişikliği var. Onun sonuçlarında Erbakan'la ilgili aslında. Tansu Çiller'le ilgili. Çünkü Tansu Çiller başbakan olamadı. Erbakan değil. Erbakan'ın da başbakanlığı belki daha biraz sürebilir. Bilmiyorum. O kendi aralarındaki protokol. Ama gözüken o ki şimdi bir takım yandaş gazeteler, gençler bunu söylüyorlar, ediyorlar, ifade ediyorlar. Ama ben bir şey söyleyeyim. Sayın Fethullah Gülen'in bana o tarihte yazdığı iki mektup var. Onun müsaadesi olmadan açıklamam. Orada o kadar iltifatkar sözler var ki. 28 Şubat'la ilgili Fethullah Gülen'e iltifat mı ediyor? Evet efendim, iki mektup. Bir de bir rahatsızlık geçirmişim, bir de geçmiş olsun mektubu var. O mektuplarda çok nazik bir adamdır zaten. Çok da güzel Türkçe kullanır. Beni yere göğe koymuyor. Bir tanesi de 99 seçimlerini ben kaybettikten sonra yazılmıştır. O tarihlerde bu hadiselerin içinde olmayanlar, onları zannediyorum ki kullanmak isteyenler, bunları söylüyorlar, yazıyorlar. Ben hiçbirine cevap vermiyorum. Şu mektupları açıklasanız çok iyi olur aslında. Ayıp bir şey. Çünkü bugün onun cemaatinden insanlar en fazla 28 Şubat gürültüsü yapıyorlar. İyi de onlar, o gençlerin bir kısmı da beni tanırlar. Sonra Fatih Üniversitesi vardı. Onların hala var galiba. Var. Var. O Fatih Üniversitesi'ne YÖK öğrenci alımını durdurdu. Evet. Bana müracaat etti yine bu cemaatten arkadaşlar. Gittim baktım. Böyle bir hadiseye sebebiyet verecek bir eğitim sapkınlığı yok. Bir avukat sıfatımla 7 sayfalık bir mütalaa hazırladım. O mütalaayı Sayın Demirel'e de göstermek koşuluyla YÖK Başkanlığı'na verdim. YÖK Başkanlığı... Erdoğan Teziç'e. Erdoğan Teziç değildi, Kemal Gürüz'dü. Gürüz mü? Kemal Gürüz'dü. Ve orada görevli olan, hatta bir tanesi kor general, emekli general, onlarla tartışarak, müzakere ederek kararı değiştirdim. O zaman da bana bir teşekkür ettiler. Benim dini meselelerde, manevi hayat meselelerinde onlardan ne farkım var? Çünkü ben de inançlıyım. Ben de Allah'a inancımı gereğini yapmaya çalışıyorum. Hatta benim manevi hayatım var. O bakımdan ben bunlara gülüp geçiyorum. Yapanları Allah'a havale ediyorum. Vicdanım çok rahat. Çok çeşitli hadise açıklayabilirim. Durdurduğumuz, atlattığımız. Biliyorum. Kötü günler olmuştur o tarihte. Siyasi hayatımızın sonuçlarını hesaba katmadan orada biz demokratik bir direniş gösterdik. Bir başka şey söyleyeyim bu bahsi kapatırken. 28 Şubat postmodern darbe diyen de benim. O fikrimi de muhafaza ediyorum. O çok önemli, çok karmaşık bir dönemi. Ama diyorsunuz ki darbe değil ama darbe diyorsunuz. Postmodern darbe. Ne, darbe olan tarafı nedir 28 Şubat'ın? 28 Şubat okursanız şeyi, tebligatı. Sonunda demek istiyor ki eğer bunları yapmazsanız biz devireceğiz. El koyacağız. Muhtara. Sonra. Muhtara. Yani o ama altında başbakanın imzasız olan muhtara. Evet, bir de şu var tabii. O tarihte Milli Güvenlik Konseyi'nde, Milli Güvenlik Kurulu'nda çoğunluk askerlerde. Kararlar alabiliyorlar. Eğer bugün mesela askeri şurayı başbakan veya başka bakan muhalefet şehri yapıyor. Ben beklerdim ki bunu söyleyenler orada muhalefet şehri versinler. Erbakan'ın muhalefet şehri yok orada. Yanındaki bakanların da yok. Yok ve ayrıca da tasvip ediyorlar. 4 ayda tatbik ediyorlar. Biz bunu tatbik etmediğimiz halde, biz bunu sadece bu dönemi aşmak için tedbirler düşündüğümüz, devleti yumuşattığımız halde bugün bunu söylüyor. Bugün bunu söylemek kolay. Ben onlara soruyorum şimdi, hatta yazan çizenlere söylüyorum. Ağababaları masanın altındaydı. Biz masanın altından çıkardık onları. Kim ağababaları? Kimse. İsim vermek istemiyorum. Ama o tarikatların, o cemaatlerin başkanları, reisleri kimse bir tek muhalefet beyanı verdiklerini söylesinler. Bir tek muhalefet yazısı yazdıklarını ifade etsin. Ben yazdım.
Ha, siz başka, siz oradan değilsiniz. Evet, siz, oradan değilim. Siz bizim gibi demokrat, darbelere karşı düzgün bir vatandaşsınız. Biz görevimizi yaptık. Türkiye'nin darbelerden en çok da çekenlerden biri Demirel'le benim. Evet. Her darbede bir hapishaneye girdik. Her darbede başımız derde girdi. Biz dini meselelerde siyasete alet etmediğimiz halde onlardan çok dindarız. İbadetimizde de bir kusurumuz yoktur. İnancımızda da yoktur. Tasavvufa ilişkin manevi hayatımızda da yoktur. Onlardan daha çok bu tasavvufum ben. Gelsinler yarışalım burada. Bizim Allah'a inancımız, bizim peygamberimize, dinimize inancımızda hiçbir eksikliğimiz yoktur. Ve o 28 Şubat'ta dinimizi de koruduk. O sırada da Erbakan bize patates dininde diyordu. Evet. Yakışıksız kelimelerdi. Biz terbiyemizi de bozmadık. Kimseyi de... Ya ben şunu da biliyorum. Ya bugün bazıları tarafından dinsizce suçlanan sizin gibi pek çok politikacı da işte dindar olmak suçlanan sizin gibi politikacılar. Türkiye'nin çok önemli sanayici aileleri var işte. Evet. Muhafazakar olmamakla suçlanan, evet, onların muhafazakar görünenlerden 100 kat daha muhafazakar olduğunu ben biliyorum. Ne bileyim, Koç ailesi. Koç ailesi, evet. Yani evet. Türkiye'de bunlar kadar muhafazakar bir aile yoktur herhalde. Ama dönüp başka şeyler söylerler. O muhafazakar görünen ailelerinde ne olduğunu biz biliriz şimdi. Ama hiç kimsenin, demin bir şey söyledim, hiç kimsenin burnunu kalamamıştır. Bugün yandaş sermaye olarak ortada bulunan şirketlerin sahiplerine, CEO'larına sesleniyorum. O gün, o süreçte işleri aksadı mı, yoksa bizden yardım mı gördüler? Başta Demirel olmak üzere. Ayıp şeydir. Peki Ergenekon. Evet. Ergenekon diye bir şey var mıdır hakikaten? Yani baktığınız zaman o oluşumun içerisinde, yani bugün cezaevinde olan veya olmayan, yargılanan kişiler arasında bizim de işte bu 28 Şubat süreci öncesi veya sonra da Susurluk döneminde ya da çok karşı çıktığımız, bunlardan hesap sorulsun dediğimiz isimler de var. Ama buna mukabil toplumun çok saygın isimleri de onun arasına karışmış, katılmış vaziyette. Bilmiyoruz. Belki de bir yerde yolları kesişti ya da selamlaştıkları için de olabilir. Bir Ergenekon gerçeği var. Siz Ergenekon davası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ergenekon soruşturması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Ergenekon soruşturmasında gerçekten bir darbe teşebbüsü varsa ona hepimiz gibi ben de karşıyım. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü Türkiye'de ben çeşitli darbeleri yaşadım. Darbe teşebbüslerini yaşadım. Darbe teşebbüslerinde bazı davalarda vekalet görevi yaptım. Olabilir. Siyasi hayatımda gördüğüm en karmaşık kompozisyonlardan biri darbe kompozisyonudur. İç içedir, gizlilik esasıdır. Peki Hüsamettin Bey, darbe teşebbüsü olması için bu adamların asker olması gerekmiyor. Şimdi askerken darbe konulmuş ama yapmamış olabilirler. Yani tabii, yapalım mı yapmayalım mı falan filan diye konulmuşlar. Geçmiş, emekli olmuşlar. Artık darbe yapma şansları kalmamış. Demek ki yapmamışlar. Suç vasfı olarak tetkik ederseniz icraî hareket lazım dediğiniz gibi. Evet. Bir de elverişli vasıta. Vasıta. Emekli olunca vasıtası yok. Zannediyorum ki dün tutuklanması beklenip de serbest bırakan komutanları büyük bir ihtimalle bu nedenle bıraktılar. Benim aradığım o değil. Benim aradığım, ben darbelere karşıyım. Hepimiz karşıyız. Gayet hepimiz karşıyız. Darbelerin mağduruyum. Ama bir şey de yapmakta fayda var. Herkesi darbeci diye itham etmeye, herkesi darbeci diye tutuklamaya da karşıyım. Hukuku sadece kendimiz için değil, karşımızdakiler için, bütün vatandaşlar için temel tahakkuk etmeliyiz. Darbe ne demek? Darbe çabuk bir iş demek, ismi üstünde. Eğer 2004'ten beri darbe yapılmamışsa, o zaman o darbenin nitelikleri değişmiştir. Hukuki niteliği değiştirmiştir. Ve darbe yapanların bu konuda muktedir olmadıkları ortaya çıkmıştır. Onu bir yana bırakıyorum. O konuda mahkemeler karar verecektir, yargı karar verecektir. Şurada bir sıkıntı var. O sıkıntı şu. Bu mahkemenin Silivri'de yapılmış olması dikkat çekiyor. Avrupa hukukçuları da bunu söylüyorlar. Bir mahkemenin Beşiktaş'tan Silivri'ye gitmesi yadırganır bir haldir. Yoktur tarihimizde. Seyyar mahkeme olmaz. Sadece istiklal mahkemeleri vardır. Seyyar mahkemeler. Yani bu da bir tür istiklal mahkemesi midir? Hayır. Kontur istiklal mahkemesi midir? Öylesine ağır bir tabir kullanmak istemiyorum. Ama yanlış bir iştir. Böyle bir şey ancak bir kanunla olabilirdi. O da Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde olabilirdi. O tarafı da bir sıkıntı var. Niye Adalet Bakanlığı mahkemenin yerini değiştiremez mi? Ama başka şehre taşıyor. Silivri İstanbul değil mi? Hayır. Silivri Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin veya Büyükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı bölgesinde. Onun dışında bu kadar uzaması yanlış. Bugüne kadar darbe kim yapmış?
darbeye kim teşebbüs etmişse 3 senedir, 2 senedir süren davada bitmeliydi. Bu davayı bitmeden bir sürü iddianame yazarak vesaire yaparak götürmekte sıkıntı var. Bizim darbelere karşıtlığımız o kadar tarihçe tespit edilmiş ki bize darbeci diyenleri güler geçerim. Ama burada bir şey var. Çok enteresan bir gelişme oldu. Ben en çok kime itiraz ettim? Mehmet Haberal'a. Mehmet Haberal'a itiraz ettim. Deniz Baykal da itiraz etti. Herkes itiraz ettiler. Hatta Abdullah Gül de biraz itiraz eder gibi oldu Cumhurbaşkanı. Hayır, daha güzel bir gelişme oldu 2 gün evvel. Çok teşekkür Bülent Arınç. Bülent Arınç da Mehmet Ali Şahin'di. İki değerli meclis başkanı, mevkidaşım. Benim gibi Mehmet Haberal'ın darbeci olmayacağını söyledi. Mesele bitti. Benim de dediği bu. Ben de ama peki ki, bu yargıya siyasi müdahale değil midir onların bunu söylemesi? Hayır, görüş bildirmektir. Davanın esasını müdahale etmiyoruz. Diyoruz ki bundan darbeci olmaz. Bunun davasını bir an evvel gör. Hayır, bunu siz diyebilirsiniz de siyasetçi söylediği zaman. Hakim karşısına çık diyoruz. Yani Mehmet, Sayın Fatih Altaylı. Haberal bir üniversitenin rektörü. Çok değerli de bir tıp doktoru. Bilim adamı. Öyle uzattılar ki 6 ay süre geçtiği için rektörlüğü de gitti. Bitti. Onu zaten o yüzden yaptılar diyenler de var. Diğerler var. Şimdi o zaman siyaseti karıştıran Mehmet Ali Şahin'le Bülent Arınç veyahut ben değilim. Bu kim yapıyorsa bunları, kim bu telkinleri yapıyorsa onlara söylemek gerekiyor. Mehmet Haberal'ın yarın beraat etmesi neyi değiştirir? Mehmet Haberal'ın yaşadığı travmayı değiştirir mi? Değiştirmez. Hastalığı değiştirir mi? Değiştirmez. Her hukukçu, her vatandaş bir başka vatandaşın haksız yere bir gün yatmasından, hapis yatmasından istiraf duymalıdır. Kesinlikle. Bir başka şey daha söyleyeyim, de bu bahsi bitirelim. Sayın Haberal'la ilgili itirazlar, defiler devam ederken ben bir şey söyledim. Haberal'ın darbe yapacak vakti yok. Sabahtan akşama kadar ameliyat yapan bir adam ve ihtilaflar içerisinde olan hastaları, itirazları olan hastaları da ameliyat ediyor. İşte Mehmet Ali Şahin eşine bir ameliyat etmiş. Taraf değil. Şimdi burada bunlar şüpheli mi? Şüpheli. Ama siz bu kadar süreç içinde onu hakimle buluşturamazsanız adalet şüpheli hale gelir. Benim korkum o. Ve yassada da ben bunu yaşadığım için hakimlerimizi, savcılarımızı da bundan uzak tutmak için söylüyorum. Bu davayı bir an evvel inceleyin, bitirin. Yeni iddianamelerle işi uzatmayın. Ve birbirimizi Ergenekoncu diye itham etmeyelim. Niye? Ergenekon nedir? Türk asaletinin, Türk ariyetinin, aidiyetinin temeli olan bir efsanedir. Dünyada bu efsanelere dayalıdır. Milletlerin millet olmasının devamı. Bu kadar kutsal bir konuda bir ismi de Ergenekon davası. İşte Ergenekon, Türklerin kuruluş destanı şimdi sokaklardan, caddeden adını kaldırmaya başlamışlar. Yani evet, düşünebiliyor musunuz? Aynı şeyi düşünmeye başlamışlar. Aynı şeyi düşünüyorsun. Ben Ergenekon ismine de itiraz ediyorum. Bu davayı hakim takviyesi, savcı takviyesi yaparak hükümetin değil, Adalet Bakanlığı ve Yüksek Hakimler Kurulu'nun hızla bitirmesini rica ediyorum. Çünkü birbirimizi itham eder hale geldik. Daha acı bir şey oldu. Hüsamettin'e bir şey söyleyeyim. 61 anayasında kalmışsınız. Yüksek Hakimler Kurulu dediniz. Evet. Artık hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Evet. O zaman öyleydi. İki ayrı yapıydı. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Daha acı bir şey oldu. Gitti Erzincan'da mahkeme MİT müdürünü yahut MİT bölge başkanı. MİT bölge başkanı tutuldu. Şimdi korktuğum başıma geldi. Devlet kurumları arasındaki ihtilaf büyüdü. Devlet arasındaki bu ihtilaflar bize duyurulmadan çözülmelidir. Devlet itibarını muhafaza etmek istiyorsanız bu çeşit... Kaldı mı devlet itibarı? Kalmadığını görüyorsunuz işte. Benim de hiç korktuğum... Benim korkudan bu. Ya, benim de korktuğum bu. Yoksa Ergenekon davasında... Devlet kurumlar arasında derin bir çatışma, derin bir çatlak, devlet itibarının yerle bir olması, Türkiye'nin en önemli istihbarat teşkilatına kötü gözle bakılıyor olması, içinden bir kısmının darbeci olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbecilikle suçlanması ya da daha da kötüye giden yakıştırmalar yapılması, adaletin ikiye bölünmesi, bir tarafta bir savcılar, bir tarafta bir hakimler veya bir grup hakim, bir tarafta bir grup hakim savcı, bir tarafta emniyet teşkilatı keza. Evet. Şimdi Sayın Şahin'e, Sayın Arınç'a nasıl Ergenekoncu denemezse bana da denemez açıkçası. Özeti işim budur. Ben bir hukukçuyum ve hukuk sıkıntılarını yaşamış, hukuk skandalları yaşamış bir eski avukatım. Benim sözlerime vatandaşlarımın dikkat etmesini temenni ediyorum. Ben istiyorum ki onların da yarın başına bir dava geldiği zaman, bir sıkıntı geldiği zaman onları savunacak kişiler, hukukçular ve hatta siyasetçiler olsun. Yoksa Türkiye'yi demokratik
hukuk devleti hali nasıl getirebiliriz? Sayın Cindoruk, gelen mesajlarda size şahsi bir sempati olmakla beraber geçmişte içinde bulunduğu siyasi partilerin genel olarak Türkiye sorunlarını çözmekte gösterdiği başarısızlık demeyeyim ama başarı oranının düşüklüğü diyeyim, partinize karşı bir kuşku oluşturuyor. Evet. Diyorlar ki yani denenmişi denemekte ne fayda var? Yani biz bu partinin aslını zaten daha önce iki kere, üç kere denedik. 1950'lerde denedik, 1960'larda denedik, 1990'larda denedik. Niçin bir kez daha bu partiyi deneyelim? Şunun için, çünkü o dönemlerin çok başarılı olduğunu hissettiğim ve yaşadığım için. Üç tane şey söyleyeceğim şimdi. Yeşil kartı Demirel çıkardı. Bugün hala vatandaşın en büyük kurtarıcısı. Kurtarıcısı ve bunun yerine bir şey konmuyor. Aksine orada paylar arttırıldı. Yani düşünürse katılım payı altında. İki anahtar da ona bakarsınız Demirel çıkardı. Evet. Şimdi bugün TOKİ'yi uyguluyor bir ölçüde. Yeşil kartın özelliğini yitirten ve bir artık vatandaşların ödeyemeyeceği bu katkı payları 17'ler. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Belki kimsenin dikkatini çekmedi. Sağlık ocaklarındaki 2 lirayı bile vatandaştan tahsil ediyorlar yeşil kart sahibi olmaları. Bir başka şey rahmetli Özal'ın büyük başarısıdır. Fakir fukara fonu dediğimiz. Vakfuk fonu. Evet. Sosyal dayanışma fonu. Bugün fakirlerin, yoksulların en büyük dayanağı bu. Yine Demirel'in yaptığı bir şey söyleyeyim. 65 yaş üstü olanlara maaş verilmesi. Bunlar akla gelir şeyler değildi. Bunları akla getirmek mümkün değildi. Devlet bunları bugün yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. Ama mesela sosyal güvenlik sisteminin çökmesini de Demirel sağlamadı mı? Demirel'in o zamanki hesaplarını tutturup tutturamadığını anlamak için iktidarın devamı gerekiyordu. O aynı zamanda bir işsizlik sigortasıydı. Bugün İşsizlik sigortasında büyük paralar var. İşsizlerin %8'i faydalanabiliyor. Halbuki o sistem daha iyi işleyebilseydi, ne o sistem çökerdi, ne de Türkiye'de bu kadar sıkıntı olabilirdi. Bir başka şey daha söyleyeyim. Kalkınma hesaplarını gelin yapalım. Bu gençler eğer bunu söylüyorlarsa bizim kusurumuz var. Demokrat Parti'yi, Adalet Partisi'ni ve ANAP'ı anlatamamışız. 10 yılda Demokrat Parti Türkiye'nin milli hasılasını %170 arttırmıştır. Sonra Demirel gelmiştir. 65-71 arasında ekonomide %7 kalkınma hızı yıllık ve %0 enflasyon. 2 veya 3 gibi. Ondan sonra Özal gelmiştir. Otoyollar onun eseridir. Büyük hava meydanları onun eseridir. Enflasyonun bütün ağırlığına rağmen Türk lirasını değerini kurtaran odur. Cebimizde 1 dolarla yakalandığımız zaman 7 ay hapse giriyorduk. Türkiye'yi normalleştiren ekonomide ve siyasette Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi üçgenidir. Ne varsa bugün o zaman var. Onun için demin dedim ki Sayın Demirel bir dinlesin gençler gelecek sene bizim kongremizde. 60 senenin arşivinden Türkiye'nin Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi zamanındaki gelişmesini anlatacak. Bunu biz de anlatmalıyız. Şimdi anlıyorum ki bu arkadaşlarımızın itirazlarından bunu yapmamız gerekiyor. Bir başka şey, gençleştirdik. Partiyi güncelleştiriyoruz, gençleştiriyoruz. Hepsine arkadaşlarımızın, bu gençlerin Demokrat Parti programını göndermeyi düşünüyoruz. Biraz daha özetini. Her şey var burada. Her tür demokratik hak da var, kalkınma da var. Mesela yepyeni bir projemiz var. Doğu ve Güneydoğu'ya Türkiye'de girişimci göndermek teşvik tedbirleriyle mümkün değil. Orada biz karma ekonomi tavsiye ediyoruz. Kesin şart. Kesin. Ve ikinci nesil bir takım yatırımlar tavsiye ediyoruz. Demokratik rejim içerisinde ekonomiyi değiştiriyoruz. Liberal ekonomiye sadıkız. Biz her şeye rağmen Liberal Demokrat Parti'yiz. Ama ona rağmen devletin bugün elinde imkanlar var. O imkanları oraya götürüp koymamız lazım. Yoksa siz Düzce'deki teşviki Hakkari'ye verirseniz kimse Hakkari'de gitmez. Yatırım yapmaz, yapmıyor da. Demek istediğim şu. Tecrübenin, demin tecrübeyle ilgili bir anekdot naklettim. O tecrübenin faydasını görmek lazım. Biz de geçmişte yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlardan aldığımız derslerle bugün bunu yapacağız. Ve kadroyu fakat da yanlış dediğiniz tek şey kendinizle ilgili başbakan olmamanız. Yani şimdi pek de öyle değil yani. Türkiye şimdi hoş, güllük gülistan diyorsun ama 1970'lerde Türkiye farklı bir terör yaşamadı mı? Türkiye sağ sol diye bölünmedi mi? Süleyman Bey bana sağcılar adam öldürüyor diye dedirtemezsiniz demedi mi? Dedi. Onlar bir şey değil miydi? Hayır dedi de onların hepsi lafsi. Yani bunların sonuçları yok. Türkiye'de bir 12 Eylül oldu. Bir günde terörü durdurdu. Evet.
Demirel'in oradan şikayeti vardı. Devlet organları ihtilale alıştıktan sonra normal düzeye gelmekte zorlanıyorlar. O bakımdan ben Ergenekon'a karşı çıkmıyorum. Ergenekon ismine karşı çıkıyorum. Ergenekon'da bir suçlu varsa Allah da cezasını versin, hukuk da versin. Çünkü darbelerle sonuç alabilseydik. Hayır, bugüne kadar bu alındı zaten. Bugüne kadar alırdık. Niye 28 Şubat'ta darbeyi durdurmaya çalıştık? İkisi hakiki, ikisi yarın, iki tane darbe, evet. Dört darbe gördük biz. Demokrasi ve hukuk üzerinde bize bir laf söyleyecek bir insan varsa gelsin bu masada tartışalım. Ben hatta başka bir şey söylüyorum. Hüsamet Bey, bir keselim mi? Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanı bir açıklama yapıyor. Bakalım herhalde DTP'nin açılıp kapanmasıyla ilgili bir şey söyleyecek. Hemen oraya dönelim. Delillerin değerlendirilmesiyle ilgili aşamayı götürüyoruz. Usul sorunları var, onları yürütüyoruz. Ve bu konuda geniş değerlendirmeler yapıyor arkadaşlarımız. O nedenle yani çok kısa bir süre içerisinde sonuç çıkacağı benzemiyor arkadaşlar. Çalışma süresi de aynı bu şekilde mi olacak her gün? Evet, geç saatlere kadar devam edeceğiz böyle. Sayın Başkanım, tamam. Bir ara karar verildi mi bugün itibariyle? Herhangi bir usul sorunları ile ilgili? Şüphesiz, tabii ki. Tabii ki. Bunu açıklayabilir misin? Hayır, hayır. Bunu karar, daha doğrusu dava sonuçlandığı anda bunlarla ilgili de sorduğunuz zaman gerekli bilgiler verilecektir değerli arkadaşlar. Aralıksız çalışacak mısınız? Çalışacağız, evet. Tamam. Evet, böyle geç vakitlere kadar çalışacağız. O nedenle sizleri burada soğukta bekletmek istemem adına böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, ne diyorsun Hüsamet Bey bu açıklama için? Evet. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde Anayasa Mahkemesi yargıcı çıkıp da basının önünde konuşmaz. Anayasa Mahkemesi'nin sözcüsü vardır, genel sekreteri vardır, o ifade eder. Ayrıca bu çeşit söylemler dalgalanmaları neden olur. Bakın biz bile dalgalandık, ne merak ettik. Merak etti, döndük. Hiçbir şey söylemedi. Bu bilgiyi vermek için bir Anayasa Mahkemesi basın önüne çıkmamalı. Anayasa Mahkemesi Başkanı biraz dokunulmaz olmalı. Ulaşılmaz olmalı. Evet, biraz da ulaşılmaz olmalı. Bunu yapacak orada çok değerli genel sekreter var. O bunu yapabilir. Ve çok da güzel olur. Ama Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Ergenekon davasına dahil edildiği bir ülkeye, dahil edilmeye çalışıldığı bir ülkede Anayasa Mahkemesi Başkanı da bunu yapmasını pek yadırgamamak lazım herhalde. Şimdi tabii Sayın Haşim Kılıç dostumuzdur, senelerdir tanıdığım bir adam. Başka bir şey, muhasebeciden Anayasa Mahkemesi Başkanı olmaz diyebiliriz. Anayasa Mahkemesi ismi üstünde anayasayı tahlil eden, artık tabii o da yetişti, biraz anayasa uzmanı oldu ama akademik kariyerin çok önemli vurguları vardır insan hayatında ve entelektüel dünyada. Dilerim ki ileri yıllarda Anayasa Mahkememiz gerçekten... Hukukçuların? Hukukçu da olabilir ama siyaset bilimci de olabilir ama herhalde muhasebe uzmanı olmaz. Ama Haşim Bey Sayıştay'dan geliyor. Sayıştay muhasebe. Kim getirdi? Sayın Deminden Özal, beri çok methettiğiniz Sayın Özal getirdi. Özal'ın da bir kusuru olsun. Tek kusuru bu mudur? Evet. Gerçi baktığınız zaman da kaç 17 sene oldu galiba orada, değil mi Haşim Bey? Evet, öğrenmiştir mi? Herhalde. 17-18 sene oldu. Yani 17-18 senede öğrenilir yani. Sonuçta üniversiteye gitse 4 sene okuyacaktın. Şimdi tabii ben anayasa hukukçusu arkadaşlarımdan özür diliyorum hepsinden. Çok değerli hukukçularımız var. Dostlarım, arkadaşlarım. Ama çakma anayasacı olmaz. Anayasacı çekirdekten yetişir ve dünya anayasalarını, literatürünü çok iyi bilir. Bilmesi lazım tabii. Son yıllarda çok iyi bir anayasa, Finlandiya Anayasası. O anayasayı örnek alan bir anayasa çalışması yapıyoruz. Parti olarak. Temel olarak. Süheyl Batup kardeşimiz de yardımcı oluyor. Sanıyorum yakında biz bir anayasa projesiyle halkın önüne çıkacağız. Bütün bu dedikodular, hakkımızdaki taahhütler bitecek. Sivil bir anayasa mı önereceksiniz? Tabii, çok iyi bir anayasa. %100'ü değişmiş. Bir anayasanın %100'ü değişmez. Yani bazı muhakkak bazı maddeler aynı kalacaktır ama yeni bir anayasa geleceksiniz yani. Bazı normlar vardır ki bunlar değişken değildir. Tabii onlar değişmez elbette. Kaldı ki 50-60 maddesi benim zamanımda başlayarak değişmiş bir anayasamız var. Ben anayasanın tümden değişmesinden ümidi kestim. Hatta kurucu... Gerek var mıdır peki? Bence de yok. Yeni, bence de yok. Benim tabirim şu, yenilenen bir anayasa yapalım. Yeni bir anayasa değil, yenilen bir anayasa. Ve belki daha kısa bir, daha öz bir daha anayasa. Daha çabuk yaparız. Ben burada herkese davet ediyorum. Bu içinde bulunduğumuz günler inşallah kısa zamanda biter. Türkiye'nin temel meselelerine geliriz. Yoksulluğa geliriz, yolsuzluğa geliriz. Daha gelemedik o meselelere. Yalnızlığa geliriz. İnsanların
meselelerine geliriz. Öğrencilerin meselelerine geliriz. Türkiye henüz kendi meselelerini gündemine almış değil ki. Şimdi anayasa deyince sanki çok fantazi bir şey söylemiş gibi oluyorsunuz. Ama temel normatif çizgiyi çizmezseniz deminden beri konuştuğumuz konular ardı arda gelir. Türkiye kendisini korumalı. Ben şunu söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti tamamlanmış bir devlettir. Sınırları da tamamlanmış bir devlettir. Geçen 90 senedeki diri duruşuyla, direnciyle bir eksiği vardır, o da anayasa. Anayasayı düzenlersek geriye ne kalacak? Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, senato kuruluşu, YÖK'ün durumu, RTÜK'ün durumu gibi konularda Türkiye kurumsal sonuçlar alacaktır. Türkiye'de kurallar var, kurumlar eksik. Gelin bunları yapalım. Ya ben şimdi çağırsam gelmezler ama çağırmayı düşünürüm. Bütün partiler gelsinler, bir araya gelelim, tartışalım ve sonuçta kısa zamanda bir anayasa çalışması yapalım. %10 baraj olur mu Allah aşkına? Siyasi partilerin ittifak yapısı yasaklanır mı? Berlusconi'nin iktidarı siyasi ittifak. İttifakla. Evet. Başka ülkelerde de bunlar var. Siz onun üzerine partileri kapatıp halletmeye çalışıyorsunuz. Partileri kapatalım. Kimse buna itiraz etmiyor. Hak ediyorlar dedim demin de. Ama onun yerine demokratik mekanizmalar kursak fena mı olur? Başka bir konu var çok Türkiye. Hüseyin Bey, bir ara vereyim sonra devam edelim mi? Evet, edelim. Evet Sayın Cindor, son 6 dakikamız. Ona göre cevap verirseniz son 2 soru soracağım size. Bir tanesi şu sorularımdan. Tansu Çiller. Son günlerde Tansu Hanım'ı bir hareketlenme içerisine giriyorum. Yani epeydir ortalıkta yoktu. Fakat son 15-20 gündür birkaç kez bir kamuoyu önüne çıkıp böyle ne denir, bir yoklama çekiyor diyeyim. Tekrar gün işte geçen gün gitti dedi ki tarım politikaları iflas etmiştir falan dedi. Halbuki tarım politikalarına pek de önem vermemekle tanınır Tansu Hanım. Sinema girişine yine bir ufak bir siyasi beyanat verdi. Sanki siyasete dönüşün zeminini yoklar gibi bir hali var. Belki de sizin oturduğunuz koltukta yine gözü var. Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir hava? Şimdi Tansu Çiller'in bir kadın başbakan olarak bir önceliği var. Bir ilkliği var Türkiye'de. Çok önemli bir hadise. Bir kadının Türkiye'de başbakan. Çok ciddi bir dünya çapında rüzgar estirmiş. Tabii tabii. Çok ciddi bir hadisedir. Tekrar siyasete dönmesi ve ısınması da memnun olurum. Partimizin kapısı açık mıdır? Kapısı açık tabii. Zaten partimize kayıtlı. Beni tebrik eden mesaj da yolladı. Kendisi her açıdan yakınımız olan, sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız. Başarısızlık günleri olmuştur. Ama onlar her siyasetçinin zaman zaman uğrayacağı sonuçlardır. Ve Sayın Çiller'in partiden ayrı değil, partide faal görevi yok. Hatta parti kongresinin tabii üyesi. Aynı şey Mehmet Ağar için de söz konusudur. Sayın Mehmet Ağar da eski bir arkadaşımız. O da istediği zaman parti bize... Mesut Yılmaz. Mesut Yılmaz genel idare kurulu üyemiz. Aynı zamanda milletvekilimiz. Mesut Yılmaz da bu siyasetin içinde. Tabanları aynı olan, ana fikirleri de çok farklı olmayan insanların bir araya gelmesi bir siyaset kurumu. Peki son sorum da bu zaten. Mevcut iktidar yani Adalet ve Kalkınma Partisi der ki artık merkez sağ biziz. Aldıkları oy oranına baktığınız zaman da artık merkez sağ onlar hakikaten. Yani çünkü Türkiye'de merkez sağ aldığı bir merkez sağ partinin aldığı en yüksek oya ulaştılar. Evet. Daha önce bunu başaran bir Demokrat Parti vardı. Yakalayan da Adalet Partisi vardı. Bu ikisi de Türkiye'de merkez sağ siyaset. Diyor ki biziz. Oy oranları da onu gösteriyor. Niye merkez sağ değil size göre Adalet ve Kalkınma Partisi ya da merkez sağ da siz artık olmasın mı diyorsunuz? Hayır, olabilirdi de Kaddafi tekzip etti onu. Biliyorsunuz Kaddafi'nin darbe yapışını 40. yıl döneminde eşi ve bir AK Parti heyeti darbe yapan Kaddafi'yi tebrike gittiler çadırına. Değil mi? Darbe Türkiye'de suç da Libya'da demek ki iyi bir şey. Değil. Ve Kaddafi orada dedi ki artık Türkiye'de bizimkiler iktidarda dedi. Türkiye'de bizimkiler iktidarda dediğine göre darbecilik şeysi onun üstüne kaldı. Ayrıca da Kaddafi'nin iştihadına, Kaddafi'nin itikadına uygun bir parti olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir şansı vardı Merkez Partisi olmak şansı. Ama Merkez Partisi olabilseydi
Bugün çiftçi mazotu bu fiyatlar almazdı. Bugün çiftçi bu taban fiyatlarıyla baş başa kalmazdı. Bugün memurlar sendika kurar hale gelmiş. Şimdi memur sendikaları dernek. Onları da kurduğum benim zamanımdaki hükümet ve parlamento. Memur sendikalarına sözleşme hakkı, grev hakkı vermezseniz yürür mü? Emekliler bu kadar zor durumda olmazdı. Merkez partileri kime dayanır? Esnaf bu sıkıntıda olmazdı. KOBİ'ler bu halde olmazdı. Kendileri yandaş sermayeler ortaya çıkarmışlardı. Çıkarmazlardı. Yandaş gazeteler kurmazlardı. Merkez partileri bunları yapmaz. Merkez partisi dediğiniz gerçekten bir büyük çadırdır. Kaddafi çadırı değil. Demokratik bir çadırdır. Orada orta direkt bir arada bulunur. Çünkü onların avukata ihtiyacı vardır. Siyasi avukat da partidir. Demokrat Parti, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi de, Adalet Partisi de merkez partileriydi. Bunun sağında olanlar olabilir, ortasında olanlar olabilir. Hatta şimdi aramıza katılan Celal Doğan gibi bizim biraz daha solumuzda olan arkadaşlar da olabilir. Bu geniş kapsamlı bir siyasi hareket. Buna siyaset bilimciler bazen kitle partileri diyor, olabilir. Ama bugün Kaddafi'nin deyimiyle bizimkiler iktidarda dediğiniz zaman ortaya çıkan parti bir merkez partisi değil, radikal dinci partidir. Nitekim... Peki siz ne hata yaptınız da bu merkez partisinin oylarını radikal dinci diye nitelendirdiğiniz bir partiye kaptırdınız? Neredeydi hatanız? Yolsuzluklar mı? Yatırımlardaki eksiklik mi? Türkiye'yi kalkındıramamak mı? Neydi eksik de oylar merkez parti diye... Sizin radikal dinci dediğiniz partiye. Konjüktürel hatalar olmuştur. Eğer bugün benim gayretimle, arkadaşlarımın gayretiyle yapılan bu birleşme bundan 10 sene evvel, 15 sene evvel yapılsaydı bu hadise hiçbir zaman radikal dincilere kalmazdı. Oyları bu arkadaşlarımızın, ben bunların siyaset yapmasında çok tasvip ediyorum ve bir önemli payı var siyasette. Oyları 1973'te aldıkları %12'dir temel oyları. Çekirdek oy budur. Bu zaman zaman %15'e 17'ye çıkmış olabilir. Çekirdek oy budur. Bence hatayı Kemal Derviş arkadaşımızın bir parti kurma teşebbüs edip vazgeçmesiyle başlayan bir zincir oluşturmuştur. MHP'nin erken seçime gitmesi. Sayın Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in hastalığı ve kendisinin o halkla olan ilişkilerini koparacak derecede ısrarla başbakanlıkta kalmasından başlayan bir zincir var. Bunlar ekonomik krizin en ağır olduğu dönemde seçime gidilmesi. Orta direkt o zaman gideceği bir çadır aradı. Ama sonra bir seçim daha kazandılar. Oradan tabii. Şimdi o zaman iktidara geldiğiniz vakit dediğim partiler birleşmiydi. Açık söylüyorum bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel Erkan kardeşimizle Mehmet kardeşimiz anlatsalardı o parti barajı aşar, Türkiye'de tek başına iktidar olmasını önlerdi. Siyaset tercihleri karşısına güvenilir oluşlar çıkarmak ve lazım. Siyasete yükselmek diğerlerin hatasına bağlı galiba. Tabii bir kurumsal hadisedir. Şimdi siz bana bu oyuna sen başbakan mı olacaksın falan diye soruyorsunuz. Ben diyorum hayır. Onlar hep ikinci hadiseler. Asıl olan ne? Bir kurum çıkarmak. Bir siyasi kurum çıkarıyoruz ortaya. İçinde bugüne kadar birleşmeleri imkansız gibi gözüken insanlar var. Mesut Yılmaz'la Celal Doğan bir arada. Hatta beraber bir komitede çalışıyorlar. Partiye yeni fikirler getirmek için. Aynı şekilde benimle beraber geçmişte siyasi kavgası olan arkadaşlar yanımda. Gençler hepsi yanımda. Yani bir barış projesi bu. Siyasi barış projesi. Bir büyük siyasi aktivite ve bu efektif bir hadise. Hüsamettin Bey çok teşekkür ediyorum. Evet, 2 saati doldurduk. Saatimizi de 1-1,5 dakika kadar açtık. Değerli izleyiciler, konuğum Hüsamettin Cindoruk'tu, Demokrat Parti Genel Başkanı ve oylarında ciddi bir artış olduğunu, daha da olacağını söyledi reklam arasında bana. %10'lardan bahsetti. Bilmiyorum tabii anketlerde şimdilik öyle görünmüyorlar ama henüz seçimlere daha da zaman olduğuna göre ne olup ne olmayacağını göreceğiz. Ben Türkiye'de yeni bir siyasi parti ihtiyaç var mı? Siyasetin daha fazla bölünmesine ihtiyaç var mı yok mu onu bilmiyorum ama Türkiye'de biraz huzura ihtiyacımız olduğu konusunda, biraz daha az gerilmeye, hatta gerilmemeye ihtiyacımız olduğu konusunda Sayın Cindoruk'la başlangıç sözleriyle hemfikirim. Türkiye biraz rahatlasa, biraz daha az stresle uyansa
biraz daha az paramız olsa da olabilir. Ben maaşımın yarısını daha gerilimsiz bir sabaha kalkmak için her ay vermeye hazırım. Yeter ki biraz daha gerilmeyelim. Çoluk çocuğumuzun geleceğinden biraz daha az kaygılıyorum. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Pazar akşamı çok sürpriz bir, çok eğleneceğiniz bir konuk var. Pazar akşamı Tek Tek Özel'de Murat Bardakçı ile beraber. Pazar akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın.